Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den. İyi sabahlar. 12 Ağustos 2022 Cuma bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. İlk iki bölümde bir dünya medya köşesinde gazetelere de bakacağız. Manşetlere göz atacağız beraberce. Top dolu bir programla yine yeni güne birlikte başlayacağız. Hoş geldiniz dün bugüne. Bir dünya medya köşesinde hemen gazetelere bakmaya başlayalım. Akşam gazetesi ilk gazetemiz olacak. İlk sayfaya göz atacağız. Hemen logonun altında 40 temel üründe indirim müjdesi haberine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan eti dahil pek çok kalemde indirimlere gidileceğini duyurdu. Türkiye çapında 1300 Tarım Kredi Kooperatifi marketi var. Talimatı verdik. Buralarda büyükbaş hayvan etlerini %30-35 indirimli satışına başlanacak. Ayçiçek yağı, şeker, un gibi 30-40 çeşit temel üründe de başa baş olacak şekilde indirime gidilecek. Bu piyasa dengesini bozanları da hizaya getirecek dedi. Bakacağız detaylara. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde büyükbaş hayvan etinin %30-35 indirimle satılacağını açıkladı. Bu indirim piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek dedi. Cumhurbaşkanı indirimlerin temel gıda ürünlerinde de uygulanması için talimat verdiğini söyledi. Tarım Kredi kar amacıyla satış yapmayacak, vatandaşımızı koruyacak diye konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Koyun ve kuzu etindeki %25'lik indirimi hatırlattı. Büyükbaş hayvan etinde de indirim uygulanacağını açıkladı. İndirimin temel gıda ürünlerine de yansıtılması için talimat verdiğini söyledi. Sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı veze bunda mı? Hayır. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse zeytinyağı, ayçiçeği yağı bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapımı tamamlanan hidroelektrik santralinin açılışında konuştu. Gündeminde Türkiye ekonomi modeli de vardı. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır dedi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme stratejisine dayanan ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Akşam gazetesindeyiz yine ve sağ sütunda şehidin son karesi. Trabzon'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı. 15 yaşındaki Eren son karede bir çitin üzerinde oturarak gülümserken görülüyor. Astsubay Ferhat Gedikli ile birlikte katledilen Eren, şehadetinin 5. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anne Bülbül, hakkını helal et oğlum dedi. Şehidimizin o son karesi de gazetenin ilk sayfasında yer bulmuş. 15 yaşında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül şehadetinin 5. yılında Trabzon'da mezarı başında anıldı. Duygusal anların yaşandığı o anma töreninde herkesin ortak düşüncesi iyi ki varsın Eren oldu. Hainlerin pususunda şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik için de Hatay'da anma töreni vardı. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerce şehit edildiğinde daha 15 yaşındaydı. Sevenleri şehadetinin 5. yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında buluştu. 11 Ağustos 2017'de şu anda bulunduğumuz bölgede 15 yaşındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül, şehadetinin 5. yıl dönümünde mezarı başında anılıyor.
Eren'in mezarına ilk gelen annesi Ayşe Bülbül'dü. Türk milletinin şehit oğluna gösterdiği sevginin kendilerine büyük gurur yaşattığının altını çizdi. Benim evladım tüm Türkiye'ye önce acısını verdi, sonra da gururunu verdi. Tüm Türkiye'de benim evladım anılıyor. Benim evladımın ismi çok yerlerde, çok yerlere verildi, çok yerlerde geçti. Çok yerlerde anıldı. Bir anne için, kardeşler için, amcalar için de gurur verici bir şey. Anma etkinliğine yurdun dört bir yanından gelenler de duygu dolu anlar yaşadı. Duyguluyuz. Buraya gelirken çok bunu hissetmemiştik ama burası gerçekten çok çok daha duygusal bir yer. Allah vatana millete zeval vermesin inşallah. Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmindeki şarkıyla hafızalara kazınan Ceren Ece Öksüz de anma etkinliğine katılanlar arasındaydı. Bunu bir vatani görev olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir şey yapmıyoruz bile Eren'in yaptıklarının yanında. Kahramanımıza. Duygusal anların yaşandığı anmada herkesin ortak düşüncesi iyi ki varsın Eren oldu. Kabul eyle ya Rabbi. Hain pusuda şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik de Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü vefatının 5. yılında bir mesajla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımızla jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin cesaretinin terörle mücadeleye güç verdiğine vurgu yaptı. Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz dedi. Evet, akşam gazetesinde devam ediyoruz. Şaibe üretmeyin. İki CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bizdeki veriler YSK'da yok sözlerini her partinin rutin çalışmasıyla açıklamaya kalktı. Hem YSK Başkanı hem Soylu şaibe imasına sert çıktı. Başkan Muharrem Akkaya Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Kemal Bey 18 yaşında doldurmuş ve oy kullananların listesi var bizde diyor. Bizde seçim kararı alınmadığı için henüz güncellenmiş liste yok. Sayın Kılıçdaroğlu neyi kastediyor? Ve hiç kimsenin seçim güvenliği konusunda şaibe ve soru işareti yaratmaya hakkı yok. Siyasileri sorumlu olmaya davet ediyoruz. Her partinin bizde temsilcisi var. Biz süreci onlarla birlikte şeffaf yürütüyoruz. Buna rağmen böyle bir tartışmayı doğru bulmuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye'nin çok partili hayata geçtiğinden beri yaptığı en başarılı işlerden birinin seçimler olduğunu belirtti ve CHP'nin şaibe imalarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin açıklamalarına tepkisini sürdürdü. CHP Genel Başkan Yardımcılarının konuya ilişkin yaptığı açıklamaların Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin doğru olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Soylu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının bizim genel başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz anlamına geldiğini belirtti. Keşke bu konuda düzeltme açıklamasını CHP lideri Kılıçdaroğlu yapsaydı ve çağrımıza cevap verip özür dileseydi dedi. Bakan Soylu, seçmen kütüklerinin seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerle bir seçim döneminde iki kez paylaşıldığını hatırlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacağını duyurdu. Devam edelim. Yine akşam gazetesinde tüm Türkiye'nin gündemindeydi bu küçük ayı. O son balı yemeyecektin başlığıyla verilmiş. Deli bal ayıyı sarhoş etti. Düzce'de kovanlara dadanan ayı fazla bal yiyince veterinerlik oldu ve bu unutulmayacak kare kaldı akıllarda. Yılca'da bir çiftçi kovanlarının yakınında baygın bulduğu boz ayıyı kamyonetin kasasına koyarak veterinere götürdü. Ayının fazla bal yediği için bayıldığı, durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Fazlası ani tansiyon düşüşüne neden olan deli balın günde en çok bir çay kaşığı tüketilmesi gerekiyor. Bu masum ayıcık da bu fotoğrafla
akıllarda kaldı. Düzce'de kovanlara dadanan ayıcık fazla bal yiyince komalık oldu. Orman muhafaza memurları tarafından yarı baygın halde bulunan ayı kamyonete bindirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayının o görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ne oldu? Kovanları parçaladı, acı balı yedi. Dozunu kaçırınca da komaya girdi. Ayının yarı baygın hali gülümsetti. Az yedin balığı. Bal mı tuttun Azene? Bal tuttuysa canlanır mı biraz? Düzce Yığılca'da Karakaş köyünde yaşayanların ormandaki kovanları son günlerde ayı saldırılarına uğruyordu. Kovanlara dadanan ayı bu kez kaçamadı. Devriye görevi yapan orman muhafaza memurları onu kovanların yakınında baygın halde buldu. Ayı hemen kamyonete bindirildi. Allah'a bal yemişti diye. Şuna bak. Görüyor mu ayı? Oturuyor. Ayı ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ayının yarı baygın hali sosyal medyada da paylaşıldı. Video kısa sürede yayıldı. Allah Allah, bismillah. Tarım ve Orman Bakanlığı da ayı için bir isim arandığını duyurdu. Sağlık kontrolünden geçirilen ayının durumu iyi. Ne haber? Tamam, canlanmadan yeter mi abi? Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı bir isim arıyor. Bu ayıya kız kendisi, Bal Kız ismi de düşünülüyor. Bakalım ne olacak? Sabah gazetesi 12 Ağustos Cuma gününde ilk sayfada hangi haberlere yer vermiş? Temel gıdada büyük indirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yine yer bulmuş. Az önce de aktardık. Cumhurbaşkanı talimatı verdim. Tarım kredi marketlerinde kırmızı ette %35 indirim başlıyor. Sadece ette değil, tüm ürünlerde süratle indirim yapılacak dedi. Biz de detaylı olarak aktardık size. Altındaki başlık: Avrupa kararıyor, Türkiye parlıyor. Enerji krizi nedeniyle Avrupa kendini karanlığa mahkum eden programlara gömülürken Türkiye bugününü ve yarınını aydınlatacak dev tesisleri devreye sokuyor. Erdoğan, dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Bu santraller yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın göreve başlamasının Yunanistan'ı rahatsız ettiğini söyledi. Hele şu doğalgazı bir çıkaralım, tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz dedi Erdoğan. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanlar olduğunu, bu durumu üzüntüyle takip ettiğini de altını çizdi. Mersin taş ucundan Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurladık. Ama Yunanistan çok rahatsız olmuş. Ya bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Ya Erdoğan bir şey yapmıyor ya, görevini yapıyor. Atina yönetimine bu sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi filosunu hatırlatarak şimdi biz güçlüyüz dedi. Sözü Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük keşfe getirdi. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazdan, hele hele şu doğalgazı bir çıkaralım. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından 20 ilde yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde kürsüdeydi. Şimdi sıra 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte dedi ve ekledi. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak, hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum. Erdoğan, Türkiye'deki hidroelektrik santrali sayısını 20 yılda 125'ten 730'a çıkardıklarını vurguladı. Baraj sayısının 930'u bulduğunu ifade etti. Gündeminde devam eden projeler de vardı. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilowatt saate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli de bitme aşamasına gelmiştir. Ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük eseri olacak Silvan Barajı yakında su tutmaya ve
enerji üretmeye başlıyor. Barajdaki suları şebekelere aktaracak Babakaya Tüneli'nin ilk tüpünde bu yıl sonunda artık ışık görülecek. Devam ediyoruz yine Akşam Gazetesi'nde. Kaderimize terk edildik başlığına bakacağız. Sabahın geçen yılki sel felaketinin ardından Alman devletinin yaraları saramayışını ortaya koyan haberi ses getirdi demiş haberde. Almanlar devlet bizi unuttu dedi. 134 kişinin öldüğü bölgede yaşayanlar hala sıkıntı içinde Almanya'da. Diğer taraftan Kastamonu'da yine sel felaketini yaşayan bizim şehirlerimizden biriydi. Afetin birinci yılında acı izler silindi. Şehirlerde artık yeni hayat başlıyor. Son sürat devlet duruma el koydu ve Kastamonu'da özellikle yeniden yapılanma, oradaki izlerin, selin izlerinin silinmesi hayata geçirildi. Evet, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum afet bölgelerinde yaraların sarıldığını söyledi. 1196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasında sona gelindiğini belirtti. Kastamonu ve Sinop'u vuran selin üzerinden tam bir yıl geçti. Selin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Devam eden çalışmalarda da sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet bölgelerinde 1196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasında sona gelindiğini belirtti. Kastamonu'daki sel felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz bir oldu, beraber oldu. AFS'de vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Bugün afetten zarar gören tüm illerimizde vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturuyor, yavrularımızın zihninden o acı görüntüleri siliyoruz. Şu anda Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Ayancık ve Bartın'da sağlıklı ve güvenli 1196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında son aşamaya geldik. Kastamonu Bozkurt, sel sonrası yapılan çalışmalarla adeta şantiyeye döndü. İlçede 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı sürüyor. Yaklaşık 16 tane dükkanın da yapımı bitti. Bazı dükkanlarımız da taşınmaya başladılar. Ayrıca sanayi sitemizde 52 tane dükkanımız bitti. 2 tane büyük fabrikamız bitti. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde de sel sonrası yapımına başlanan konutların %48'lik kısmı tamamlandı. Küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin de inşası sürüyor. Ayancık'taki yapıların Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Yeni konut ve iş yerleri hak sahiplerine kura yöntemiyle verilecek. Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 83 ölüme, 14 kayba neden olan felaketin birinci yılında hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Düzenlenen programlarda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Batı Karadeniz'i vuran sağanak yağış ve sonrasında meydana gelen selde onlarca ev ve iş yeri su altında kaldı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kayıplar verildi. 11 Ağustos 2021'deki felaketin üzerinden bir yıl geçti. Kastamonu'da Ezine Çayı'nın taşması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise kayboldu. Küre, İnebolu ve Çatalzeytin'i etkileyen felakette en büyük yıkım Bozkurt'ta meydana geldi. Afetin birinci yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Bozkurt'ta Kur'an-ı Kerim okundu. Aynı tarihte Babaçay'ın taşması sonucu Sinop'ta da 10 kişi yaşamını yitirdi. Ayancık'ta hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı, dualar okundu. Ayancık'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişi ise hala bulunamadı. Bana bir gün, bana bir gece, öyle yani. Bir yağmur yağsa, bir şey olsa insanın yine aynı o şekilde anları tazeleniyor. Bir şey oluyor yani, illaki her şey başa dönüyor. Bölgede oluşan maddi hasarın ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.
5 dikeni birliği hemen logonun üstünden başlayalım. Gıdada indirim müjdesi yine Yeni Birliğin de ilk sayfasında sürmanşetten verilmiş. Biz de detayları aktardık. Cumhurbaşkanı tarım kredi kooperatiflerinin büyükbaş ette %30-35 indirimle satışa başlayacağını belirtti. Talimatımız şu: sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın dedi. Düğmeye basıldı. Hükümet tarım ürünleri ve temel gıda maddelerinde fiyatları düşürmek için yeni formülleri hayata geçirecek. Ve yanında aleyhte propagandaya tedbir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yurt dışında Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalarla bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundu. Bu başlığa da bakalım detaylıca. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. 2 saat süren toplantıda yurt dışında Türkiye aleyhine yürütülen propagandalara karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 2 saat sürdü. Kurulda ele alınan konuların detayını İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Toplantıda kurul üyeleri yurt dışında Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalarla bunlara karşı alınacak tedbirleri istişare etti. Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri değerlendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da toplantıda bir sunum yaptı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına kadar Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği adaletsiz ve riyakar tutumda toplantının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve özgürlükler konusunda hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir, dedi. Erdoğan, Türkiye'ye karşı öfkenin sebebine de değindi. Toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır, dedi. Diğer ürünlerinde de. Devam edelim hemen manşetle. Anlaştırmamız lazım. Suriye açıklaması geldi. Muhalefetle Suriye'deki rejim bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de sahada terörle mücadelesini sürdürdüğünü ancak Suriye'de diplomasi ve siyaset yoluyla çözüm için Astana formatının devrede olduğunu belirtti. Suriye'deki savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, çok insan öldü, birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönebilmeli. Türkiye'dekiler de dahil, bunun için burada kalıcı bir barış olması lazım dedi. Suriye ile temasımız yok dedi. Suriye ile istihbaratlar dışında doğrudan diplomatik temasın söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine şu anda böyle bir temas söz konusu değil dedi. Evet, istihbaratlar yeniden görüşüyor. Bir başka yine önemli açıklamaydı. Tüm bunların ayrıntılarına bakalım şimdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimiyle yıllar sonra yapılan ilk üst düzey temasa dair önemli açıklama yaptı. 10 ay önce Belgrad'daki uluslararası bir toplantıda Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbette bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede Suriye'de tek çıkar yolun uzlaşı olduğuna dikkat çektiğini belirtti. Suriye muhalefeti ile rejim arasındaki bir barışa destek olacakları mesajını ilettiğini duyurdu. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. Suriye rejimiyle uzun yıllar sonra ilk üst düzey teması bu sözlerle değerlendirdi. 10 ay önceki görüşmenin içeriğini paylaştı. Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu, teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Ama diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı kapanışında düzenlediği basın toplantısında yaptı bu açıklamaları. Suriye'nin kuzeyine olası bir harekat konusunda net mesajlar verdi. Operasyonda kimse başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Hem bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile varılan üçlü mutabakata dair son durumu da paylaştı. Taahhütlerin yerine getirilmesinin takibi için kurulan mekanizmanın ilk toplantı tarihini açıkladı. İsveç ve Finlandiya'dan henüz bu belgede
veda açıklamalarıyla taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz. İlk toplantısını onların biz Temmuz ayında da bir araya gelme teklifinde bulunduk. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler ve 26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın son dönemdeki provokatif adımlarını da değerlendirdi. Türkiye'nin sorunların çözümü için ortaya bir irade koyduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Yunanistan zamanı oynuyor dedi. Sol sütundaki başlıklarla devam edelim. Karadeniz gazı 2023 Mart'ında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 2023'ün Mart ayı içinde İnşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız dedi. İlk fazla 10 kuyunun açılacağını belirtti Dönmez. Karada da yapılması gereken işler olduğunu ifade etti. Derin deniz operasyonları açısından dünyada bu çapta bir projenin şu an ilerlemediğine dikkati çekti. Bir uçtan bir uca 12 kilometre, diğerinden 8 kilometre bir koridorda yerin altında devasa yapıları gemilerden indiriyoruz. Sualtı robotlarıyla kuyuların başına monte ediyoruz. Hummalı bir çalışma var ifadesini kullandı. Haber ilk sayfadan veriliyor. Altında Karayılan'ın yolladığı terörist tutuklandı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı tutuklandı. Teröristin Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geçiş bölgelerine mayın döşediği, geçmiş dönemlerde eylem yapması için çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderen grup içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Evet, emniyet yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza attı. Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mıhçı tutuklandı. Suriye'nin Azez Mare bölgesinde de bir canlı bomba yakalandı. Hedefi İstanbul'da bombalı saldırı yapmaktı. İran üzerinden Türkiye'ye girdi. Emniyetin başarılı operasyonuyla Fatih'te yakalandı. Yakalanan kişi terörist Mehdi Mıhçı. 2014'te PKK-KCK'nın kırsal yapılanmasına katıldı. Terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer aldı. Bomba eğitimi verdiği tespit edilen terörist hakkında yakalama kararı vardı. PKK'lı teröristin terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bombalı saldırı yapmayı planlayan teröristi İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe aldı. Terörist Fatih'te düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıktı. Yanında da başka bir terörist vardı. İkisi de gözaltına alındı. Mehdi Mıhçı'nın irtibatlı olduğu başka bir terörist daha tespit edildi. O da Manisa'nın Akhisar ilçesindeki operasyonla gözaltına alındı. PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Soylu, Azez'de de bir canlı bombanın yakalandığını açıkladı. PKK terör örgütü mensubu Ebu Ali Kodatlı Hasan Najjar'ın üzerinden 1,8 kilogram C4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat çıktı. Bakan Soylu, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti. Posta gazetesinde manşet, Tosuncuk'tan sonra Sabuncuk. Postanın gündeme getirdiği deterjan pazarı adlı saadet zinciri, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu çiftlik banka dönüştü. Yaklaşık 40 bin kişinin 500 milyon lirası buhar oldu. Sistemin kurucusu Süleyman Kocabaş, çalıştığınız şirketi kapattırırsanız paranızı alamazsınız diyerek üyeleri tehdit etti. Polis evleri bastı. Kocabaş'la 7 şirket yöneticisini gözaltına aldı. Ankara Kahramankazan'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen deterjan firmasının sahibi ve 7 yöneticisi gözaltına alındı. 10 evde ve firmaya ait 4 iş yerinde arama yapıldı. Bunlar ham maddeymiş. Küvetin içine atıyor. Ham maddeyi alıp işledikten sonra firmaya teslim ettiklerinde paralarını alamadılar. Dolandırıldıklarını iddia edip suç duyurusunda bulundular. Açılan soruşturma kapsamında firma sahibiyle 7 yönetici gözaltına alındı. Olay Ankara Kahramankazan'da yaşandı. Saray Mahallesi'ndeki fabrikanın önünde toplananlar alacaklarının ödenmesi talebinde bulunmuş, fabrika yönetimiyle görüşmek isteyip getirdikleri kolileri fabrika önüne bırakınca polis ekipleri çevrede önlem almıştı. Firma sahibi yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İki aydır iş yapamıyoruz, ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Firma sahibi ve 7 yönetici savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 8 kişiye ait 10 evde ve firmaya ait 4 iş yerinde arama yapıldı.
İncelemede ürünlerin atıl durumda olduğu, yurt içine ve dışına satış yapılmadığı tespit edildi. 10 binin üzerinde kişinin dolandırıldığı ve 100 milyon lira üzerinde vurgun yapıldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapılan şikayetler üzerine firmayla ilgili 8 aydır teknik takipte olduğu belirtildi. Evet, Posta Gazetesi'nde de şehidimiz Eren Bülbül'ün haberi var. Anneyi yıkan fotoğraf denmiş. Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerce 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ün ölümünün yıl dönümünde son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın saldırıdan saatler önce vurulduğu yerde cep telefonundan çekildiği anlaşıldı. Fotoğrafın arkasında teröristlerin erzak çaldığı Eren'in evi bulunuyor. Şehit oğlunun son fotoğrafını gören anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hakim olamadı. Eren'in o son fotoğrafı gazetede ilk sayfada. Mekanı cennet olsun, onu her zaman iyi ki varsın Eren diye andık, anıyoruz. Altında çocuklarını kebapçıya bırakıp kaçtı başlığı var. Adana Seyhan'da Nurcan Kaymaz'la Sebahattin Daren'de 6 yıl önce boşandı. Çiftin çocukları çocukların velayeti anneye verildi. Nurcan Kaymaz önceki gün 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp Mersin'e gidiyorum diyerek ortadan kayboldu. Adana'da bir anne 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp sırra kadem bastı. Kadın çalıştığı iş yeri sahibine çocukları eski eşinin alacağını söyledi. Ancak onları almaya kimse gelmedi. 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bıraktı. Ortadan kayboldu. Annelerini aradım, telefonu kapalı. Neysine gittim diyor ama tam bir net bir bilgim yok. Adana'da yaşayan Nurcan Kaymaz'la Selahattin Daren de 7 yıl önce boşandı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Doğa, Yasin ve Elif isimli 3 çocuğunun velayeti anneye verildi. Anne Nurcan Kaymaz bir kebapçıda çalışarak çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyordu. 30 yaşındaki anne çocuklarını çalıştığı kebapçıya getirdi. Patronu Şaban Erke'ye Mersin'e gittiğini, çocukları babasının gelip alacağını, kendisinin de 10 gün sonra döneceğini söyledi. Ne var ki çocukları alan olmadı. Babalar da telefona cevap vermiyor. Mecburen polisi aramak zorunda kaldım. Bunun üzerine kebapçı Şaban Erkek polise ihbarda bulundu. Restorana gelen çocuk şube ekipleri de çocukların ailesine ulaşamadı. Çocuklar polis korumasına alınarak emniyete götürüldü. Ekip aracına bindirilirken gözyaşlarına boğulan çocuklar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis şimdi her yerde anne ve babayı arıyor. Evet, bir dünya medya köşesinin ilk kısmını bitirdik. Gazetelere, ilk sayfalara göz attık. Programımız devam ediyor. İstanbul'dan hava ve yol durumunu alacağız şimdi. TRT Haber muhabiri Abdülvahap Kartal karşımızda. Günaydın Abdülvahap. Bu sabah neler aktaracaksın bize İstanbul'dan? Günaydın Oyaren. Evet, İstanbul'un trafik mesaisi başladı. An itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %30 seviyesine ulaşmış durumda. Kameraman arkadaşım Abdullah Cenk Şenoğlu ile birlikteyiz. Mahmut Bey'deyiz. Hemen buradaki son durumu aktaralım. Burada özellikle İstoç'tan itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik var. Edirne yönünde devam eden Masko'ya kadar bu trafik sürüyor. Masko geçirdikten sonra ise rahatlıyor. Ters istikamette ise İstanbul üçlerine doğru ise bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Sürücüler rahat bir şekilde yolda ilerliyor. Köprülerdeki son duruma bakalım. Köprü üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yok. Her iki yönde trafik rahat. Ancak köprüye gelmeden önce Çamlıca ve Altunizade'de trafik yavaş ilerleyecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Elmalı ve köprü üstünde sürücülerin hızı azalacak. Anadolu yakasında D100'de Adnan Kahveci'ye gelmeden önce yoğunluk başlıyor. Bu yoğunluk Güzelyalı geçildikten sonra rahatlıyor. Hem Çamlıca gişeleri ile Samandıra arasında sürücüler yavaş ilerleyecekler. Avrupa yakası trafiğine de baktığımızda Demde Ankara yönünde Esenkent ile Firuzköy arasında trafik yaşanıyor. Ters istikamette ise az önce de ifade ettiğim gibi İstoç ve Masko arasında yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise parsellerle Gümüşbalı arasında trafik arttı. Aynı istikamette yine Yenibosna'da da sürücüler yavaşlayacak. Bağlantı yollarına baktığımızda Esenler bağlantı yolunda TEM yönünde trafik artmış durumda. Basın Ekspres'te de durum benzer. TEM çıkışı yönünde
trafik kızarmış durumda. İstanbul genel trafik yoğunluğu %30 seviyesine gelmiş durumda. Buradan geçelim kentin hava durumuna. Gün içerisinde İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Sabah erken saatlerinde bazı bölgelere yağış da düştü. Gün içerisinde bu yağış yine İstanbul'un bazı bölgelerine düşebilir. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde yağış yaşanabilir İstanbul'da. Sıcaklık değerlerine baktığımızda bulunduğumuz noktada sıcaklık değerleri 26 derece civarında. Öğleden sonra en yüksek 30 derece ölçülecek ve gece en düşük sıcaklıkta 23 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte ortalama 29 kilometre hızla esiyor olacak. Hafta sonuna geldiğimizde ise hafta sonunda güneş yüzünü gösterecek, biraz daha hava açacak ama pazartesiye geldiğimizde yeni bir yağış dalgası başlayabilir. Bu konuda uzmanların bir uyarısı var. Yeniden ve daha güçlü, düne göre daha güçlü bir yağış dalgası pazartesi günden itibaren, pazartesi ve salı İstanbul'u etkisi altına alabilir diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Oyaren. Teşekkür ediyoruz Abdülvahap Kartal'a. İstanbul'dan yol ve hava durumunu aktardı. Marmara'dan Akdeniz'e de yurdun çeşitli bölgelerinde yağışlı hava etkili oluyor değerli izleyenler. Zonguldak'ta 1 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde aşırı yağış bir mahallede yolun çekmesine neden oldu. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Zonguldak'ta yağmur aniden bastırdı. Uyarıya rağmen yağışa hazırlıksız yakalananlar vardı. Kimi koşarak kaçmaya çalıştı, kimi saçak ve sundurma altına saklandı. Yağış Kozlu sahil yolunu su altında bıraktı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kentte metrekareye 1 saatte 35 kilogram yağış düştü. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde de şiddetli yağış sele neden oldu. Yukarı Çaybelen köyünde yol çöktü, ulaşım aksadı. Mahalleyi ana yola bağlayan tek yolun su altında kalması köy halkını zor durumda bıraktı. Köylüler yolu bir an önce ulaşıma açmak için seferber oldu. Selin getirdiği çamur ve toprak yığınları küreklerle temizlenmeye çalışıldı. Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Artvin Ardanuç Karayolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Tıkanan rögar ve su kanallarını belediye ekipleri açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Artvin Ardanuç Karayolu'nda da şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi. Oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgede araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Evet, dünyadaki duruma bakalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları sırasında alevlerden hortum oluştu. Avrupa'da ise sıcak hava ve kuraklığın tetiklediği orman yangınlarının önü alınamıyor. Alevler rüzgarla birleşti. Ateşten hortum gökyüzüne yükseldi. Görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarından. Bu duruma yangın ve hortum kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan Fire Nado adı verildi. Orman yangınları Avrupa'yı da sardı. Fransa'nın güneybatısında sadece Gironde bölgesinde dakikada 10 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oluyor. Zombi adı verilen yangınlar nedeniyle 14 bin kişi tahliye edildi. Kuraklık Almanya ile 69 bölgede kriz yönetimine geçilen Fransa'da nehirlerdeki balıkların ölümüne yol açtı. İspanya'daki orman yangınları 740 hektarlık alanı yok etti. Sıcaktan barajlar kurudu, antik kalıntılar ortaya çıktı. Portekiz'de Serra de Estrela Doğal Parkı'ndaki yangında 3000 hektarlık alan tahrip oldu. Bulgaristan'ın Haskovo kentinde 100 hektarlık alan, Pustrovo kentinde de evler küle döndü. Karadağ'ın Visan kentindeki yangına orduya ait helikopterlerin desteğiyle müdahale sürerken Bar kentinde alevler kontrol altına alınabildi. Slovenya-İtalya sınırındaki yangında rüzgarın hafiflemesiyle kontrol altında. İngiltere'de çiftçiler zorda. Pek çok bölgede tarım alanları susuz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da ise ani ve yoğun yağış etkisini gösterdi, yolları su bastı.
Güney Kore'de can kayıplarına neden olan sel, düşük gelirlilerin kaldığı derme çatma evlere büyük hasar verdi. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli tekne alabora oldu. Suya düşen iki kardeşten biri kayboldu. Sualtı polisi gölde arama çalışması başlattı. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenli tekne alabora oldu. Suya düşen iki kardeşten biri kayboldu. Sualtı polisi ise gölde arama çalışması başlattı. Çorum'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kullandığı otomobili karşı şeritten gelen araçların üzerine sürdü. Defalarca kazayla burun buruna gelen trafik canavarının görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi. Otomobilini karşı şeritten gelen araçların üzerine sürdü. Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı. Görüntüler Çorum'dan. Ortaköy ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kullandığı otomobille trafiği birbirine kattı. Sürücü kimseye aldırış etmeden otomobilini ters şeritteki araçların üzerine sürdü. Karşı şeritten gelen araçlar yaptıkları manevrayla kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar trafikteki diğer bir aracın içinden cep telefonuyla kaydedildi. Trafik canavarını görüntüleyenler durumu jandarmaya haber verdi. Antalya'da iki kişinin yaralandığı kaza sonrası kamyonet sürücüsünün sağlık personeliyle jandarma ekiplerine yönelik garip tavırları dikkat çekti. Gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Sürücünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Kazada başından yaralandı, sağlık ekiplerinin müdahale teklifini geri çevirdi. Jandarma trafik ekiplerine de biz kendi aramızda hallederiz, siz karışmayın dedi. Kamyonet sürücüsünün yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı kaza yapınca ortaya çıktı. Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Kavşakta ilerleyen bir kamyon karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonetteki iki kişi yaralandı. Yaralananlardan biri hastaneye kaldırılırken başından darbe alan kamyonet sürücüsü ısrarla tedaviyi kabul etmedi. Yaralı sürücünün jandarma ekiplerine tavrı da dikkat çekti. Jandarma trafik ekiplerinin detaylı kontrolünün ardından yaralı kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Ekipler ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye ve aracın sahibine 3674 lira ceza kesti. Sigortası olmadığı belirlenen araç da bağlanarak Yedeğim'in otoparkına çekildi. İstanbul'da belediye otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Otomobilden inen 4 kişi otobüsün camlarını kırdı. Otomobilden inen 4 kişi otobüsün camlarını tekmeleyip yumrukladı. Yolcular ve şoför korku dolu anlar yaşadı. O an çok korktum, yani hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim. İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre otomobilin sürücüsü belediye otobüsünün kendisini sollamasına öfkelendi. Aracın önünü kesip yanındakilerle birlikte saldırıya geçti. Güzel yurtundayım abi, çabuk alın, yurtam edecek abi. Saldırganlar otobüsün camlarını kırdı. İçlerinden biri kırılan camdan kolunu uzatarak şoförü yumrukladı. Otobüs şoförü Mehmet Karadeniz yaşadığı şoku atlatamadı. Bu gidişle ben mesleği bırakmayı düşünüyorum, yani bu işten bayağı bir soğudum yani. Saldırı anı araçtaki güvenlik kamerasıyla yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer sürücüler araya girerek 4 kişiyi uzaklaştırdı. İstanbul Ümraniye'de aşırı ısınan elektrik kabloları yandı. Peş peşe patlamalar oldu. Mahallede oturanlar park halindeki araçlarını son anda kurtardı. Önce kıvılcımlar çıktı. Sonra yanan kablolar koparak yere düştü. Ard arda meydana gelen patlamalar yüzünden mahalleli paniğe kapıldı. Oradan bir çıktım, baktım çatır çatır yanıyor. Koştura koştura geldim, arabanın anahtarını aldım, arabayı çektim. İstanbul Ümraniye'de elektrik direğine bağlı kablolar aşırı ısınma sonucu yandı.
Elektrikte bir anda bir kısa devre oldu. Bir kıvılcımlar çıktı. Sonra kablo efendim düştü, yani kesildi, yere düştü. Orada arkadaşlar koştu, arabalarını falan çektiler sağa sola ki hani arabalar bir zarar gelmesin diye. Çevrede oturanlar sokağa koştu. Ekipleri arayarak yardım istedi. Bomba gibi patladı. Oradan işte herkes arabalarını çekti ama iyi bir panik yaşandı. Bütün millet sokağa döküldü o patlamadan dolayı. Elektriğin kesilmesinin ardından kabloların onarımı için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeye yeniden elektrik verildi. Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilenlerin de aralarında olduğu 146 düzensiz göçmen kurtarıldı. Erzurum'da ise 2 günde 363 Afganistanlı sınır dışı edildi. Urla açıklarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenlerin Yunan unsurları tarafından geri itildikleri belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri aynı bölgede motor arızası nedeniyle sürüklenen bottan da yardım çağrısı aldı. Bottaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekiplerin bir başka kurtarma operasyonu ise Urla Uzunada bölgesindeydi. Çılga koyundaki 3 düzensiz göçmen botla alındı. Uzunada'da ise mahsur kalan 47 düzensiz göçmen Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı sualtı taarruz timleri tarafından kurtarıldı. Erzurum'da ise ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. 2 günde 363 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Ocak ayından bu yana ülkelerine gönderilen göçmen sayısı ise 5161'e ulaştı. İstanbul Avcılar'da bir müteahhit aynı evi 4 kişiye sattı. 4. alıcı da evi bir başkasına sattı. Mağdurlardan biri olan emekli öğretmen Gülseren Karakaya söz konusu evi boşaltmadığı için tehdit edildiğini söylüyor. Ev hayalleri kabusa dönüştü. Aynı ev 4 kişiye satıldı. 4. alıcı da evi satınca iş çözülemez bir hal aldı. Firma sahte ilan ve afişlerle yaşlı ve emekli kesimdeki insanların duygularını sömürerek ellerindeki olan birikimlerini alıp ortadan kaybolmaktadır. Emekli öğretmen Gülseren Karakaya 3 yıl önce Avcılar'da inşaat halindeki bir evi satın aldı. Birkaç ay sonra daireyi aldığını söyleyen ikinci bir alıcının kapıya dayanmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. 5 ay sonra evin 3. bir kişiye de 250 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Bir süre sonra müteahhitinin aynı evi tapusunu da devrederek bir akrabasına sattığı belirlendi. 4. alıcı da bir süre sonra evi satmıştı. Şu anda 5 kişiye satılmış ev. Sabri Bey, Birol Bey, ben, Erdal Korkmaz ve Akif. Tapu evin 5. ve son sahibindeydi. Gülseren Karakaya'nın daireyi boşaltmasını istedi. Emekli öğretmen karara direnince de iddiaya göre tehdit edildi. Annem Alzheimer hastası, korkuyor. Korkudan kapıyı kimseye açmıyoruz. Eve cep gönderdi. Sürekli bizi şikayet ediyor. Ben asla bu evden çıkmayacağım çünkü ben paramı ödedim. Avukat Büşra Tacar, müteahhitin farklı kişileri de benzer şekilde dolandırdığını, özellikle yaşlı kimseleri hedef seçtiğini iddia ediyor. Paranın belli kısmını verdikten sonra aralarında bir noter ya da resmi şekilde yapılmadan bir satım sözleşmesi yapıyorlar. İstanbul'da sokak hayvanları için mama satın alan bir hayvansever internet üzerinden yaptığı alışverişte dolandırıldı değerli izleyenler. İkinci ürün 1 lira şeklindeki kampanyadan yararlanmak isteyen hayvansevere mama yerine mamanın görselinin basılı olduğu 2 A4 kağıdı gönderildi. İzleyeceğiz haberi. Uygun fiyat, cezbedici kampanyalar. İlk bakışta hayvan malzemeleri satan bir siteden farksız görünüyordu. Gerçekse kargo paketi ulaştığında ortaya çıktı. Ben 15 kilogram çarpı 2 yani 30 kilogramlık mama beklerken bana gelen mamanın şu şekilde resmi basılmış A4 kağıdı. İnternet sitesinde ürünün açıklama bölümünde küçük puntoyla yazılmış
bahsi geçen ürünün A4 posteridir şeklinde bir ibare yer alıyor. Site sahipleri tüketicileri ürünün açıklamasını düzgün okumadan alışveriş yapmakla suçluyor. İkinci ürün 1 lira şeklinde kampanyaya inanan Hayriye Geveli yaklaşık 400 liralık hayvan maması sipariş etti. Bir A4 kağıdından oluşan posterin 100 liranın üzerinde bir bedelle ücretlendirilmesi zaten hayatın olağan akışına da aykırı olduğu için burada şüpheliler mağduru yanıltmayı ve bu sayede haksız bir kazanç elde etmeyi amaçlamışlardır. Kendileriyle yazıştım, irtibat numarasını aldım. Bana güven verdiler. Hayvansever kadın dolandırıldığını anladığında çok geçti. İrtibat kurduğu numara tarafından engellendi. Kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçemedim. Ve gelen kargo fişinin içine şöyle güle güle kullanın diye de bir dalga geçer gibi bir not var. Şikayet sayısı arttıkça satış yapamaz hale geldiler. Şu an siteye girdiğimizde itibarımız zedelendiği için faaliyetimiz durdurulmuştur yazısı bizi karşılıyor. Ancak sadece bir hafta öncesine kadar bu site aktifti. Mağdurlar tüketici hakem heyetine ya da miktar yüksekse tüketici mahkemesine başvurarak haklarını arayabilir. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde açıklama kısımlarının çok detaylıca okunması gerekmektedir. Çünkü günümüzde görseller yahut reklam amaçlı yapılan paylaşımlar yanıltıcı olabiliyor. Deniz Hava Sahası'nın savunması 5. ana jet üstündeki 151. Tunç filoya emanet. Bir yandan Türk Savaş Pilotları hava savunma görevini icra ederken bir yandan da onların en büyük destekçisi teknik personel ter döküyor. Uçak Sistemleri Komutanlığı tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları uçuş öncesi ve sonrası büyük önem taşıyor. TRT Haber muhabiri Merve Güneş, kameraman Edebali Koçdemir'le birlikte F-16 savaş uçaklarının bakımının yapıldığı hangarlara gitti. Orada yapılan çalışmaları görüntüledi. İzleyeceğiz şimdi bu haberi. Sonra kısacık bir aramız olacak saat başında. Dün bugün ikinci bölümle devam edecek. Türk savaş pilotlarının havada geçirdiği binlerce saat, sayısız uçuş yapan F-16 savaş uçakları, terörle mücadelede havada dökülen terin ardında büyük bir profesyonel kadro var. Milli harekatlarla beraber NATO adına da faaliyet yürüten 151. Tunç Filo ekiplerinin yerdeki en büyük destekçisi Uçak Sistemleri Komutanlığı personeli. Teknik personelin verdiği büyük emek, dakikalarla yarışa dönerek sayısız uçuşun başarılı geçmesini sağlıyor. F-16 savaş uçaklarının bulunduğu her üst bölgesinde bakım hangarları bulunuyor. Bu hangarlarda uçuş öncesi ve sonrası bakımlar, kontroller ve testler yapılıyor. Arıza görüldüğü durumlarda incelemelerde bulunularak yerinde müdahale ediliyor ve bu faaliyetler sırasında yalnızca ve yalnızca Türk Hava Kuvvetleri personeli görev yapıyor. Türk savaş pilotlarının görevlerini sorunsuz sürdürebilmesi için uçuş öncesi ve sonrası 3 farklı test yapılıyor. Bunlardan biri boroskop cihazıyla kontrol. Bu test F-16 uçaklarının herhangi bir durumda motorlarının hasar alıp almadığını tespit ediyor. Bir diğeri ise silah test istasyonu. Teknik personel her mühimmat için uçaktaki silah sistemlerini kontrol ediyor ve uçuşa hazır hale gelmesini sağlıyor. Son kontrol ise kara kutu olarak bilinen sistemde yapılıyor. Bilgisayar destekli testlerde uçakta olan uçuş öncesi ve sonrası her hareket izleniyor. Sadece uçmak önemli değil. Bunun arka planında bu uçakların lojistik desteğinin sağlanması, bu sistemleri bakımını yapabilmek, devamlılığını sağlayabilmek en az bu uçakları uçurmak kadar önemlidir. Türk milletinin bize emaneti olarak gördüğümüz uçaklarımızın Asya'da ülkenin kabiliyeti olan bakımlarını hangar ve tesislerimizde ilgili teknik emirler doğrultusunda emniyetli, etkin ve ekonomik olarak dünya standartları üzerinde yürütmekteyiz. Yapılan kontroller bunlarla da sınırlı değil. Türk Hava Kuvvetleri teknik personeli envanterdeki her F-16 savaş uçağı için oluşabilecek sorunları giderebilme bakımlarını yapabilecek güç ve kabiliyette.
5. Anajet Üst Komutanlığı'na bağlı Uçak Sistemleri Komutanlığı personeli her uçuşun sorunsuz geçmesi için büyük emek veriyor. 5. Anajet Üst Komutanlığı uçan, uçuran ve destekleyen personeliyle bir bütündür. Yeniden merhaba, günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den karşınızdayız. 12 Ağustos 2022 Cuma bugün. Saatler 8 oldu. Programımız devam ediyor. Dün bugünün bu bölümü de dop dolu. Yine hem ülkemizden hem de dünyadan gelişmelere bakacağız. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ikinci kısmında gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlerine göz atacağız. Yeni güne birlikte başladık. Devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. İkinci bölümde Bir Dünya Medya Köşesi'nde ilk gazetemiz Milliyet olacak. Milliyet'in ilk sayfasında hemen başlıklara bakmaya başlayalım. Türkiye-Ermenistan masaya oturacak. Eylül'de yeni perde. Evet, manşetten verilmiş bu önemli başlık. İki ülkenin özel temsilcileri düzeyinde üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen normalleşme görüşmeleri Ankara ve Erivan'a taşınabilir. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerin yürütücülüğünde 5. toplantısına hazırlanıyor. Son toplantı itibariyle gündeme gelen havayolu kargo taşımacılığı ve 3. ülke vatandaşlarının sınırlardan geçişi gibi başlıklarda gerçekleşecek ilerleme merakla beklenirken adımların pek çok teknik engele takıldığı öğrenildi. Sürecin devamı amacıyla Eylül ayında teknik konular için iki ülkenin ilgili bakanlıklarının bir araya getirilmek istendiğini kaydeden üst düzey bir dışişleri yetkilisi özel temsilcilerin toplantısının bundan sonra ilerleyeceğini bildirdi. Şu ana kadar Moskova ve Viyana'da gerçekleşen görüşmelerin iki ülkenin başkentlerinde olabileceği belirtiliyor. Evet, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. İki ülkenin özel temsilcileri sürecin başından bu yana Moskova ve Viyana'da 4 kez bir araya geldi. Olumlu atmosferde geçen görüşmelerin 5.sinin Eylül ayında Türkiye ya da Ermenistan topraklarında yapılması bekleniyor. Ankara-Erivan hattında normalleşme süreci devam ediyor. Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri görüşmelerini sürdürüyor. Üst düzey diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre özel temsilciler sadece yüz yüze değil, telefonla da sık sık görüşüyor. Özel temsilcilerin sürecin başından bu yana 4 kez yüz yüze, 500'ün üzerinde de telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor. Normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan Moskova ve Viyana'da 4 kez bir araya gelmişti. Üst düzey diplomatik kaynaklar 5. görüşmenin Eylül ayında Türkiye ya da Ermenistan'da yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Viyana'da yapılan 4. görüşmenin ardından Kılıç ve Rubinyan turizm ve ticaret alanında somut adımlar atılması için mutabakata varmıştı. 1993 yılından bu yana kapalı olan sınırların ilk kez 3. ülke vatandaşlarının geçişine açılması ve havayolu kargo ticaretinin başlaması için de somut adımlar atılmasına karar verilmişti. Üst düzey diplomatik kaynaklar, mutabakata varılan konularda somut adımların atılması için hazırlıkların başladığının altını çizdi. Gelişmelerin hayata geçirilmesi için önümüzdeki günlerde iki ülkenin teknik heyetlerinin bir araya geleceği belirtildi. Devam ediyoruz. Dana etine %35 indirim müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et, ayçiçeği yağı, şeker ve 40 çeşit üründe indirim yapılacağını duyurdu. Koyun kuzu etinde %25 indirimi başlattık. Büyükbaş'ta da %30-35 indirimle satışa başlayacağız. Sadece ette mi? Tarım Kredi'nin tüm ürünlerinde dedi. Evet, bakalım hemen habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde büyükbaş hayvan etinin %30-35 indirimle satılacağını açıkladı. Bu indirim piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek dedi. Erdoğan, indirimlerin temel gıda ürünlerinde de uygulanması için talimat verdiğini söyledi. Tarım Kredi kar amacıyla satış yapmayacak, vatandaşımızı koruyacak diye konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Koyun ve kuzu etindeki %25'lik indirimi hatırlattı. Büyükbaş hayvan etinde de indirim uygulanacağını açıkladı.
İndirimin temel gıda ürünlerine de yansıtılması için talimat verdiğini söyledi. Sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı vesaire bunda mı? Hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse, zeytinyağı, ayçiçeği, bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapımı tamamlanan hidroelektrik santralinin açılışında konuştu. Gündeminde Türkiye ekonomi modeli de vardı. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır dedi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme stratejisine dayanan ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Devam ediyoruz Milliyet gazetesinde. Canlı bomba kıskıvrak başlığı yine yer bulmuş. İçişleri Bakanı Soylu, Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a eylem için gelen Seydo Botangever Kod adlı Mehdi Mıhçı'nın yakalandığını açıkladı. Soylu, Azez Mare'de terör örgütü mensubu Ebu Ali Kod adlı Hasan Najjar'ın da 1,8 kilo C4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu. Ve Eren'imizin son fotoğrafı gazetede yer buluyor. Trabzon Maçka'da PKK'lılarca şehit edilen Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Aynı saldırıda şehit edilen kıdemli başçavuş Ferhat Gedik, şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonuyla 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti. Biz de bir kez daha rahmetle anıyoruz şehitlerimizi. Eren'imizin o güzel yüzünün çekilen son fotoğrafta işte o gözlerinin bakışının anlamı büyük elbette. Mekanı cennet olsun. Ve bir başka başlık, utandıran suikast rakamı. Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, kendisine yönelik suikast planında teklif edilen miktarın $300,000 olmasını utanç verici bulduğunu söyledi. Bakacağız biz de bu habere. Washington bir İranlıyı eski Amerikan ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'a suikast planlamakla suçladı. İki ülke arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Tahran yönetimi iddialar temelsiz, geçerli kanıt yok açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi Washington yönetiminin çarşamba günü yaptığı açıklama tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu iddia edilen bir İran vatandaşının eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ı öldürme planları yaptığını öne sürdü. İddiaya göre suikast planı İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak geliştirildi. Cinayetin işlenmesi için gizli bir kaynağa $300,000 teklif edildi. Adı geçen İranlının şu an Amerika Birleşik Devletleri dışında olduğu kaydedildi. Yakalanması durumunda uluslararası bir cinayet planına maddi destek sağlamaya çalışmaktan yargılanacağı belirtildi. İran yönetimi ise iddiaları reddetti. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump döneminde danışmanlık yapan John Bolton'a suikast planladığı suçlamasını temelsiz olarak niteledi. Suçlamanın geçerli kanıtlara dayanmadığını savundu. 73 yaşındaki Bolton, İran'a yönelik sert söylemleriyle dikkati çekiyordu. Danışmanlık yaptığı dönemde İran'la Amerika Birleşik Devletleri doğrudan çatışmanın eşiğine gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda bir araç konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi öldürmüştü. İran bunun üzerine Bolton ve Trump'ın da aralarında olduğu üst düzey Amerikalı yetkilileri yaptırım listesine almıştı. Yeni şafağa geçtik. İlk sayfada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yer buldu. Gazetede piyasayı bozan izaya gelecek. Az önce de detaylı olarak aktardık. Cumhurbaşkanı tarım kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, çiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe süratle indirime gidecek. Bu piyasaların dengesini bozanları da
hizaya getirecek. Şu an talimatımız şu, sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine Gönül Köprüsü rahatsız etti başlığı ilk sayfada. 1583 cemeviyle büyük bir duyarlılıkla kurulan Gönül Köprüsü, fitne fesattan, düşmanlıktan, kaostan beslenen yapıları rahatsız etti. Provokatörler mezhep çatışması senaryolarını yeniden sahneye sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 başında Alevi toplumunun sorunlarının giderilmesi için bakanlıklara talimat verdi. 58 ilde bulunan 1583 cemevi devlet yetkilileri tarafından tek tek ziyaret edildi. Bina, tadilat, arsa tahsisi, yol, maddi yardım, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi, su deposu, masa, sandalye, mutfak malzemesi dahil 8600 talepten 5600'ü karşılandı. Diğerleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Alevi kanaat önderleri hem ziyaretlerden hem de hizmetlerden memnun. Ve sol sütunda kışa doğal gaz depoları dolu gireceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de doğal gaza ulaşmada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak. Akdeniz'de sondaj çalışmaları 60 güne kadar tamamlanacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nde ise ilk reaktörün 2023'te devreye alınması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayı içerisinde diyelim inşallah bu gazı karada yakmış olacağız. Karadeniz gazında süreç hızla ilerliyor. 2023'te proje tamamlanmış olacak. Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 10-12 gün içerisinde 16 inçlik gazın iletileceği boruyu tamamlamış olacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Akdeniz'e uğurlanan Abdülhamit Han sondaj gemisinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önümüzde bir yaklaşık 45-60 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde sondajımızı inşallah tamamlayacağız. Sonunda da tabii bir keşif yakalarsak bulursak, milletimizle müjdeyi de paylaşmış olacağız. Dönmez bu kış doğalgaz tedarikinde sorun yaşanmayacağını söyledi. Depolama tesislerinin kapasiteleri yeterli dedi. Tedarikçiler sevkiyat planına uydukları takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kışa yaklaşık 6 milyar metreküp depolama hacmiyle birlikte girmiş olacağız. Dönmez, Rusya ile Türkiye arasında milli parayla ticaret yapılması konusuna da değindi. İki lider mutabık kaldı dedi. Ruble ilk etapta olacak. Oran konusunda henüz bir şey rakam telaffuz etmek istemiyoruz. TL'yi de konuşuyoruz bu arada. Yani bir miktar TL de bu transferlerde olabilir mi diye. Önümüzdeki günlerde netleşecek konular. Bakan Dönmez'in gündeminde Akkuyu Nükleer Güç Santrali de vardı. Proje takviminde bir aksamaya kesinlikle müsaade edemeyiz. 2023 ilk ünite için söylüyorum. Evet, bir başka başlıkla devam ediyoruz. Kahrolası federaller, Trump'ın Florida'daki evine belge sakladığı gerekçesiyle yapılan FBI baskını üzerinden 4 gün geçti. Taraflar sertleşiyor. Eski başkan avukatı Lindsey Oligan, habersiz baskını FBI yetkisini kötüye kullandı ve ABD yönetimi yozlaştı diye yorumladı. FBI direktörü ise Trump destekçilerine hedef alan açıklamasını acı verici ve tehlikeli dedi. Evet, avukatla FBI direktörü birbirine girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde eski başkan Donald Trump var. Amerikan Adalet Bakanı Trump'ın evinin aranması emrini bizzat onayladığını, şimdi ise aramada ele geçirilen belgelere mahkemenin getirdiği yayın yasağının kaldırılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'ın evinin aranması emrini bizzat onayladığını ve bu kararın kolay alınmadığını söyledi. Aramada ele geçirilen belgelerin açıklanmasına yönelik mahkeme tarafından getirilen yasak konusuna da değinen Garland, bakanlık olarak mahkemeden bu kararın kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Miami'deki federal mahkeme belgelerin açıklanmasına yönelik karar verirse FBI'ın aramada ele geçirdiği belgeler kamuoyuyla paylaşılacak. Evinin aranmasının ardından Trump'tan ve Cumhuriyetçi Parti'den
FBI'ya yönelik sert açıklamalar gelmişti. Garland'ın belgeleri açıklama kararının çıkmasını sağlayarak kamuoyuna arama emrinin haklı gerekçelere dayandığını göstermeyi amaçladığı belirtiliyor. Geçtik Türkiye Gazetesi'ne, ilk sayfada hemen bakalım. Büyükbaş ETE'de %35 indirim, Erdoğan'dan müjde. Cumhurbaşkanı kuzudan sonra büyükbaş etinde indirim için talimatını verdi. Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışında sevindirici haber verdi. Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 üründe indirime gidecek. Büyükbaş etinde fiyatlar %30-35 düşecek. Piyasaların dengesini bozanlar hizaya gelecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, EYT'de detaylar netleşiyor. İlk sene 1 milyon emekli, bu da yine merak edilen bir konu. Aralık ayında çıkacağı belirtilen EYT paketinden ilk olarak prim ve günü dolan 1 milyon kişi faydalanacak. Ve Avrupa'da çifte kabus, şehirler tek tek karardı. Kuraklıkla boğuşan Avrupa ülkeleri tasarruf tedbirleriyle asıl çetin günlere hazırlık yapıyor. Doğalgazla Rusya'ya göbekten bağlı olan Avrupa ülkeleri enerji tasarrufu telaşına girdi. Berlin, Köln ve Madrid gibi şehirlerde vitrin ışıkları söndü. Soğuk suyla duş alın, mum ve odun stoklayın çağrıları yapıldı. Kömür santralleri devreye alınıyor. Krize bir de kuraklık eklendi. Nehirler kurudu, ürünler tarlada kaldı. Orman yangınları da patladı. Evet, devam edelim. Fahiş fiyat artışına 40 milyon lira ceza bir başka başlık. 21 bin firmanın KDV oyunu müfettişlerin denetimine takıldı. Bu yıl içinde 40 bine yakın firma denetimden geçirildi. 1172 firma hakkında fahiş fiyat artışı sebebiyle 40 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ürün denetimleri sürüyor. Geçen yıl yaklaşık 209 bin parti ürün incelendi. Bunlardan 11.813'ü uygunsuz, 642'si ise güvensiz bulundu. 20 yıldır piyasadaki ürünler tek tek denetleniyor. Uygunsuz ve güvensiz ürünlerin ticaretinin önüne geçiliyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl yaklaşık 209 bin ürün denetlendi. Denetlenen ürünlerin 11.813'ü uygunsuz, 642'si güvensiz bulundu. İthal ürünler de denetimden geçti. Uygunsuzluk tespit edilen tüm ürünler içinde ithal ürünlerin oranı %7 olarak belirlendi. Denetimler sonucunda 217 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetlenen ürün gruplarında gıda ve gıda ile temas eden maddeler başa çekti. Gübre, yem ve elektrikli ekipmanlara yönelik de sıkı denetim gerçekleşti. Denetimlerle tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önüne geçirmesi amaçlanıyor. Evet, bir başka başlık yine Türkiye Gazetesi'nde, KPSS soru havuzu tamamen silinecek. Havuzun soruları değişsin çağrısına ÖSYM'den karşılık geldi. KPSS'nin iptaline sebep olan soru havuzuna neşter vurulacak. Eski sorular silinecek. Eylül'de yapılacak KPSS soruları sıfırdan hazırlanacak. Evet, altında yine altındaki başlıklardan biri. Kahraman Mahsun'u kalbimize gömdük. Kuzey Irak'ta şehit düşen uzman çavuş Mahsun Şimşek Gaziantep'te uğurlandı. Şehidimizin kardeşinin de asker olduğu öğrenildi. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan piyade uzman çavuş Mahsun Şimşek, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Mahsun Şimşek, Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde görev yapıyordu. 10 Ağustos'ta teröristlerin taciz atışı sonucu şehit oldu. Şimşek için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Kaplan Kardeşler Camii'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, askeri ve sivil yetkililerle çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit uzman çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi törenin ardından Yeşilkent şehitliğine defnedildi. Piyade uzman çavuş Mahsun Şimşek 25 yaşında ve bekardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan PKK-YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de Hakkari'de biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır kırsalında Eren Abluka 33 narko terör operasyonu başlatıldı. Eren operasyonlarında bugüne kadar 255 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-YPG'li teröristlere göz açtırmıyor. Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristler etkisiz hale getiriliyor. Bir grup PKK-YPG'li terörist Mardin hudut hattına taciz ateşi açtı. Yeri belirlenen teröristler cezalandırma atışlarıyla vuruldu. Operasyonda 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de Eren Abluka operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbeler indiriliyor. Hakkari'de yürütülen Eren Abluka 29 operasyonu kapsamında Çukurca Kırsalı'nda operasyon düzenlendi. SİHA ve Ankara'nın da kullanıldığı operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu kategoride arandığı belirlendi. Diyarbakır Kırsalı'nda da Eren Abluka 33 şehit jandarma uzman çavuş Muhammed Tufan operasyonu başlatıldı. Hani Kırsalı'ndaki narko terör operasyonuna jandarma özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucuları katılıyor. 68 operasyonel tim 1054 personelle teröristlerin uyuşturucu tarlalarını imha ediyor. Bölgede tespit edilen 51 noktada 1 milyon 773 bin kök kenevirle çok miktarda skank bitkisi ele geçirildi. Ahmet. Bingöl'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda da Genç ilçesi kırsalında 10 noktada 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu da bulundu. Eren, Eren Kış ve Eren Abluka operasyonlarında bugüne kadar 255 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların bilançosunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Komutanım" notuyla paylaştı. Evet, Türkiye Gazetesi'nde bir başka başlık: boş lojmanlar yurt olacak. İçişleri Bakanlığı 81 şehre barınma genelgesi gönderdi. Boş lojmanlar ve kamuya ait binalar üniversitelilere tahsis edilecek. İçişleri Bakanlığı söylediğimiz gibi 81 il valiliğine üniversitelerde güvenlik ve barınma tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında barınma sorunu olan öğrenciler kamu misafirhanelerine yerleştirilecek. Yurt, pansiyon ve apart gibi yerlerde fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek. 81 il valisi ve Gençlik Spor İl Müdürleri ile üniversitelerde barınma ve güvenlik tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki toplantıda alınan kararlar genelge olarak valiliklere gönderildi. Genelgeye göre üniversite öğrencilerinin barınmalarına yönelik ihtiyaç analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek. Boş durumdaki lojmanlar ve yurt olarak kullanılabilecek kamuya ait binaların dönüşümleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek. Öğrencilerin konaklayacağı yurt, pansiyon ve apart gibi yerlerde fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla destekte bulunulacak. Genelge kapsamında öğrencileri etkilemeye çalışan terör örgütlerine karşı farkındalığın artırılması için üniversitelerde çeşitli çalışmalar yürütülecek. Sosyal medya üzerinden yapılacak provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunacak. Suç unsuru teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak. Evet, sıradaki gazetemiz Hürriyet. İlk sayfaya bakalım. 40 çeşit ürüne indirim geliyor haberi Hürriyet'in de. İlk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Erdoğan kuzu etinde olduğu gibi büyükbaş hayvan eti de dahil olmak üzere 40 çeşit üründe indirim uygulayacaklarını söyledi. Koyun kuzu etinde %25 indirim başlattık. Büyükbaş hayvanlarda %30-35 indirime başlayacağız. Tarım kredinin diğer ürünlerinde şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı aklınıza ne gelirse. Özellikle 20-30-40 çeşit üründe süratle indirime gidilecek. Tarım kredi kooperatifi bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 34 hidroelektrik santralin açılışında kurdeleyi çocuklarla birlikte kesti. O fotoğrafta gazetenin ilk sayfasında yer buluyor. Ve manşet: 500 aloyla buzlar eridi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde Büyükelçi Serdar Kılıç'la Ermenistan temsilcisinin yaptığı 500'e yakın telefon görüşmesi buzları eritti. Normalleşmede yeni bir aşamaya geçildi diyor haberde. Büyükelçi Serdar Kılıç 8 ay önce Ermenistan'la normalleşme sürecini yürütecek özel temsilci olarak atandı. Kılıç'la Ermenistan temsilcisi Ruben Rubinyan bugüne kadar 4 kez yüz yüze, 500'e yakında
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kulislerinde iki özel temsilcinin kimyasının uyuştuğu, çok samimi ve dostane diyalog kurdukları konuşuluyor. Özel temsilcilerin diyaloğu normalleşme sürecini çok önemli bir aşamaya taşıdı. Teknik heyetlerin bir araya gelmelerine karar verildi. İki ülkenin Ulaştırma, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer gelecek ay buluşacak. Bu buluşmada iki ülke arasında atılacak adımların ele alınması ve yol haritasının çıkarılması planlanıyor. Evet, yine bir başka başlık. Avrupa yine kömüre dönüyor. Gazetede önemli bir haber bu da. Avrupa Birliği bildiğiniz gibi iklim kriziyle mücadele için kömür kullanımından vazgeçmişti. Ancak Rusya'nın doğalgazı kesmesiyle sıkıntılı günler yaşayan Avrupa ülkeleri yeniden kömüre ve nükleer enerjiye dönmenin planlarını yapıyor. Avrupa ülkelerinde kapatılması öngörülen bazı nükleer santrallerin faaliyetlerine devam etmesi yönünde kararlar artıyor. Aynı nedenle terk edilmesine karar verilen kömüre dönüş başladı. Almanya, Fransa, İtalya dahil birçok Avrupa Birliği ülkesi kömüre dönmeyi planlayan ülkelerden demiş haberde. Ve yanında patlamadan yaka paça, Suriye'de terörden temizlenen Mare'de terörist Hasan Najjar üzerine C4 patlayıcı ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı. Kırsalda sıkışan ve şehirlerde eylem talimatı alan PKK'nın bomba eğitmeni Mehdi Mıhçı ise 3 kişiyle İstanbul'da gözaltına alındı. Bu da ilk sayfada yer alan önemli başlıklardan biri. Altında Eren'imizin fotoğrafı var. Yine ona da bir kez daha bakalım. Son fotoğrafı Eren Bülbül'ün. Fotoğrafta oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsüyor Eren Bülbül. Eren'in Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilişinin dün 5. yıl dönümüydü. Eren'in şehit edilmeden saatler önce olay yerinde çekilmiş son fotoğrafı ortaya çıktı ve tabii oğlunun bu son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu. Kahraman şehidimizin kıymetli annesinin de ellerinden öpüyoruz. Bir kez daha ona da saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Eren gibi tüm şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyelim. Ve Hürriyet gazetesini de böylece özetlemiş olduk. İlk sayfalara baktık, manşetlere göz attık. Bir dünya medya köşesini de bitirdik. Ancak programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın seyirciler, salı günü patlamaların yaşandığı Kırım'daki Rus askeri üssüne ilişkin uydu görüntüleri yayımlandı. Bu haberle devam ediyoruz dün bugüne. Üste Rusya'nın açıkladığından daha büyük hasar olduğu görüldü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırıları görüşmek için toplandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tesis çevresindeki askeri faaliyetlere son verilmesi çağrısı yaptı. Kırım'daki Rus hava üssünde salı günü yaşanan patlamayla ilgili Kiev ve Moskova'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna önce patlamalarla ilgisi olmadığını açıkladı. Daha sonra Kırım'daki patlama üstlenilerek Rusya'ya ait 9 savaş uçağının imha edildiği duyuruldu. Rusya, Ukrayna'nın üste saldırısının söz konusu olmadığını, patlamalarda herhangi bir uçağında zarar görmediğini açıkladı. Amerikan teknoloji şirketinin yayımladığı uydu fotoğraflarındaysa en az 7 uçağın imha edildiği ortaya çıktı. Fotoğraflarda patlamalar sonrası büyük kraterler oluştuğu ve geniş bir alanın yandığı görülüyor. Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırılara ilişkinde Kiev ve Moskova'dan karşılıklı suçlamalar geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırıları ele almak için toplandı. Toplantıda video konferans aracılığıyla konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, daha önce BM Genel Sekreterinin yaptığı çağrıyı yineledi. Rusya ve Ukrayna tesis çevresindeki tüm askeri faaliyetlerine son vermeli dedi. Durumu çok kritik olarak tanımlayan Grossi, tesiste uzmanların denetim yapmasına en kısa sürede izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ve Ukrayna temsilcileri ise karşılıklı suçlamalarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de bir video mesaj yayınladı. Uluslararası toplum Rus güçlerini Zaporijya nükleer tesisinden çıkmaya zorlamak için derhal harekete geçmeli dedi. Avrupa ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya destek kampanyası kapsamında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldi. Ukrayna'ya Rusya karşısındaki askeri kapasitesini artırması için 1,5 milyar avrodan fazla yardım sözü verildi.
Evet, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinin güvenlik sorunu endişeleri artırıyor. Moskova ve Kiev nükleer santrale yapılan saldırılar konusunda birbirini suçluyor. Rus basını ise sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olmasını teklif etti. Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk misyonu Rusya'da takdirle karşılanıyor. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Türkiye'nin bu rolüne bir kez daha işaret etti. Gazetenin yazarlarından Mihail Rostovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaporijya nükleer santralinin güvenliği konusunda da Moskova ve Kiev arasında arabulucu olmasını istedi. Rostovski, "Acilen Erdoğan'a ihtiyaç var" başlıklı analizinde Zaporijya'daki güvenlik riskine dikkat çekti. Bu riski en aza indirgemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi gerektiğini belirtti. Rus yazar, "Bizi yeni Çernobil'den sadece Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir" diyerek Türkiye'nin çözüm misyonunun altını çizdi. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem AB içerisinde hem Rusya hem de Ukrayna'da krizin çözümünde en güvenilir ve etkili lider olarak ön plana çıktığı vurgulandı. Erdoğan'ın tahıl anlaşmasıyla beraber bu güvenilirliğini fazlasıyla kanıtladığı dile getirildi. Rostovski, şayet taraflar birbirini suçlamaya devam eder ve önlem alınmazsa Zaporijya nükleer santralindeki riskin Çernobil'den daha yüksek olduğunu da ifade etti. Devam edelim. Hemen bir sıcak haberi hemen paylaşalım. Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı kapsamında iki geminin daha Ukrayna limanlarından bu sabah hareket ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belize, Bandralı ve 3050 ton buğday taşıyan Sormovski isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ, 60 bin ton mısır taşıyan Marshall Adalı Bandralı Starlora isimli gemi de Yuzni'den İran'a gitmek üzere hareket etti ifadeleri kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretimde aranan ülke olduğunu söyledi. Türkiye, teknoloji ve üretim üssü olma noktasında adaylığını pekiştirmeye devam ediyor dedi. Türkiye'nin bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye, bölgesinin hatta dünyanın bir üretim üssü olma noktasındaki adaylığını aslında her geçen gün pekiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin kritik ürün ve teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi de olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye bunu yapabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir dedi. Bugün artık Türkiye üretimde aranılan bir ülke haline geldiyse, inşallah bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla, beraber göstereceğimiz gayretlerle, Türkiye sadece üretimin değil, aynı zamanda çığır açıcı teknolojilerin de bir adresi olacak. Biz bunun sinyallerini şu anda alabiliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin savunma, enerji ve bilişim başta olmak üzere her alanda yerli ve milli yetkinliğini geliştirecek politikalar uyguladığını belirtti. Muharebe doktrinini kökünden değiştiren Türk insansız hava araçları işte bu ekosisteme yapılan yatırımlar sonucunda elde edilmiş en önemli başarılardan bir tanesidir. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacağını hatırlattı, büyükelçilere seslendi. Makam aracı olarak TOGG kullanılması taraftarıyım dedi. Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin, Türk girişimcilerinin kabiliyetlerini göstermenin en güzel yollarından bir tanesi işte yurt dışında Türk bayrağıyla süzülen Türkiye'nin otomobili olacaktır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç haline geldiğini söyledi. Sahada ve masada elde edilen kazanımlara dikkati çekti. Fahrettin Altun, Türkiye'nin en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu belirtti. Türkiye, yeniden eski bağımlılık düzenine döndürülmek isteniyor dedi. Türkiye bugün itibariyle bakıldığında gerçek anlamda bir düzen kurucu ülke konumunda
giderek etkinliğini artıran bölgesel ve küresel bir güç konumunda. Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlere çözüm üretmek için olağanüstü bir çaba sergilediğini vurguladı. Ülkemiz hem masada hem de sahada kazanımlar elde etmekte dedi. Sözü dezenformasyonla mücadeleye getirdi. Türkiye hakkında doğru bilgiyi zamanında vermek ve muhatabını bu noktada bilgilendirmek son derece hayati bir unsur ve buna gayret sarf ediyoruz. Elbette karşımızda büyük bir yalan makinesi var, bir dezenformasyon mekanizması var ve bunun arkasında da bir büyük siyaset var. Bu büyük siyaset her şeyden önce Türkiye'yi yeniden eski bağımlılık düzenine döndürmek istiyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptı bu açıklamaları. Dezenformasyon dilinin küresel çapta etkin olduğunu söyledi. Bunun için sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığına dikkat çekti. Artık enformasyon savaşları çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve konvansiyonel savaşların bir parçası haline gelmiş durumda. Sosyal medya temelli operasyonlar ülkelerin iç politikalarına müdahale aracı haline gelmiş durumda ki bu noktada Türkiye bu süreçten en fazla etkilenen, bu anlamda sistematik dezenformasyon kampanyalarına en fazla maruz kalan ülke konumunda. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerine de değindi. Türkiye'nin enformasyon kaynağı olmasını istiyoruz dedi. Stratejik iletişimin tüm unsurlarının kullanıldığını kaydetti. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etkin olduğu bütün uluslararası platformlarda var olmak ve bu platformları imkan bilip Türkiye'nin tezlerini uluslararası kamuoyuna daha fazla anlatmak için gayret sarf ediyoruz. Biz bu noktada Türkiye markasını güçlendirme ve Türkiye'ye yönelik olarak dezenformasyon çalışmalarını bu noktada bertaraf etmeye yönelik bir gayret içerisindeyiz. Türkiye'nin diplomaside yüz akı etkinliklerinden biri olan Büyükelçiler Konferansı'nın 13.sü sona erdi. Konferansta dünyanın dört bir yanından gelen ve merkezdeki büyükelçilerle birlikte Türk dış politikasındaki son durum ele alındı. Kabineden isimlerin yanı sıra yabancı konuklarla birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Dünyanın dört bir yanından ve merkezdeki Türk büyükelçiler Ankara'da bir araya geldi. Dört gün boyunca farklı oturumlar gerçekleştirildi. Hem Türk dış politikasındaki son durum hem de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Büyükelçiler Konferansı'nın 13.sü hedefleri doğrultusunda başarıyla tamamlandı. Türkiye, 255 dış misyonuyla dünyada en geniş diplomatik ağa sahip ilk 5 ülke arasında. Şöyle de diyebiliriz, dünyanın 5 kıtasında gözü, kulağı ve eli olan bir Dışişleri Bakanlığımız var. Konferans Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hitabıyla başladı. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edildi. 4 gün boyunca konferansta 6 bakan, farklı ülkelerden cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları konuşmalar yaptı. Uluslararası örgüt temsilcileri de konferansın katılımcıları arasındaydı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Bu sene konferansımızı 150'ye yakın basın mensubu takip etti. 13. Büyükelçiler Konferansımızın teması 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisiydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını idrak edeceğimiz 2023 öncesinde anlamlı ve zamanlı bir konferans gerçekleştirdik. Büyükelçiler Konferansı önümüzdeki yıllarda da farklı temalarla gerçekleştirilecek. Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ve eşleri Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti. Kıtanın renkleri 21 Afrika ülkesinden gelen ürünlerle standlarda sergileniyor. Kültürel diplomasinin örneklerinden biri olan Afrika Evi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2016'da kuruldu. 13. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçileri ve eşleri başkentteki Afrika Evi'ni ziyaret etti.
Afrika'nın gördüğünüz gibi renklerini çok güzel yansıtıyor Afrika Evimiz. Çok da anlamlı bir kuruluş amacı var biliyorsunuz. Kadınlara destek için kurulmuş Sayın Hanımefendi tarafından. El emeği göz nuru ürünler kar amacı gütmeden satışa sunuluyor. Elde edilen gelirle Afrikalı kadın ve çocukların sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılanıyor. Kadın girişimcilerin ürettikleri malzemeleri satın alıp buraya getirdik. Dolayısıyla TİKA'nın eğittiği bu kadınların ürünlerini satın alarak da onlara destek oluyoruz. Afrika Evi, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2016'da Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler sloganıyla kuruldu. Yürütülen sosyal, sanatsal ve ticari faaliyetler kültürel diplomaside örnek oldu. Biliyorsunuz dış politikamızda Afrika açılımı var. Dolayısıyla başkentimizde böyle güzel bir Afrika evinin olması, Afrika kültürünü tanıtabilmemiz açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiştir. Onların el ürünlerini, o ülkenin yaşantısını, renklerini çok sanatkar bir şekilde ortaya koyduklarını inanıyorum. Orada gördüklerimle burada gördüklerim birbirini tamamlıyor aslında. Ziyarette büyükelçiler ve eşlerine Afrika Evi tarafından basılan Afrika atasözleri ve Emine Erdoğan'ın Afrika Seyahatlerim kitabı hediye edildi. Büyükelçi ve eşlerine Afrika Evi'nde yapılan çalışmalar da anlatıldı. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3000 kişilik modern kütüphanesine kavuşuyor. Kütüphanenin açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kütüphaneden sadece öğrenciler değil, tüm İstanbullular yararlanabilecek. 7 katlı 28 bin metrekare kapalı alana sahip, akıllı ve engelsiz bina olarak tasarlandı. Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi İstanbul'da açılıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'nde kullanıcı dolaplarından kapalı otoparka, mescitten konferans salonlarına kadar bütün imkanlar sağlandı. Tekli ve çoklu çalışma masaları, grup ve ders çalışma odaları, dinlenme ve akıl oyunları alanları hazırlandı. Modern kütüphaneciliğin getirdiği tüm olanaklarla donatılan kütüphane 93 milyon liraya mal oldu. Ziraat Bankası Kütüphanesi 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip. 7/24 çalışma esasına göre açık olacak kütüphane aynı anda 3000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Üstelik kütüphaneden sadece öğrenciler değil tüm İstanbullular yararlanabilecek. Ziyaretçilere çay, kahve ve kurabiye ikramları da yapılacak. Kütüphanede ayrıca konferans, söyleşi programları düzenlenecek. Kütüphanenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Türkiye turuna çıkarılan İTÜ'lü gençlerin geliştirdiği güneş enerjili araç Ankara'ya geldi. İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda aracı tanıttı. Alternatif enerji kaynaklarıyla otomotiv teknolojisini birleştirdiler. Güneş arabasını yaptılar. Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu gösterdiler. İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi Arıba ZES X adlı araçla 1600 kilometrelik Türkiye turuna çıktı. Ankara'daki adres Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oldu. Ekip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e aracı tanıttı. Yerli üretim motorumuz da var şu anda. Bunun teorik verimi şu anda 91-90 bandında. Bakan Dönmez uzaktan kumandayla otonom aracın sürüşünü gerçekleştirdi. Yeni bir ürün geliştirmek, bir yenilik yapmak. Başkalarının hayatını kolaylaştırmak. Bunun duygusu herhalde parayla satın alınmaz. Şu anda kendi enerjisini fiilen üretiyor aydınlık. Araç dolu batarya ile 400 kilometreye kadar gidebiliyor. Güneş altında 3 saatte şarj olabiliyor. Bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Bakanlarımız tüm buradaki heyet projelerimizi dinleme konusunda çok hevesliler. Bizleri de gururlandırıyorlar. İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi Eylül ayında Belçika'da yapılacak güneş enerjili otomobil yarışına katılacak. Sanal gerçeklik teknolojisi oyundan ibaret sanılsa da kullanım alanı gün geçtikçe artıyor. Tekstilden eğitime, tıptan hayvancılığa pek çok sektöre büyük fayda sağlıyor.
Fobilerin tedavisine yardımcı oluyor. Sanal defilelerle tekstil sektörünün çevreye verdiği zarar aza indirgeniyor. Gözlüklerle ineklere doğal ortam gösterilerek daha fazla süt vermesi bile sağlanıyor. Sanal ya da diğer adıyla arttırılmış gerçeklik teknolojisi çok sayıda alana yeni bir boyut kazandırıyor. Sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklik kaslarını her ne kadar birçoğumuz eğlence odağında düşünüyor ve kullanıyor olsak da aslında bu kaslardan iş dünyasında aktif bir şekilde yararlanılıyor. Özellikle teknik eğitim, sağlık ve askeri alanlarda bu kasların çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Kullanan kişilere para tasarrufu yanında büyük oranda zaman da kazandırılıyor. Dünyada ilk defa bu modeller yapılıyor. Sanal gerçeklik özellikle cerrahi alanda ortaya koyduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Cerrahi operasyonlar hastaları riske atmamak için önce sanal ortamda yapılıyor. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitim alanında da büyük kolaylık sağlıyor. Sanal veya zenginleştirilmiş gerçeklik kaslarını kullanan teknikerler kendilerini makine başındaymış gibi görüyor. Eğitmen de hemen yanı başında bir şekilde sanal olarak oluşturuluyor ve eğitim almaya başlayabiliyorlar. Uzmanlar sanal gerçeklik teknolojisi ve kullanım alanları ile ilgili gençlere eğitim verilmesi gerektiği görüşünde. Yeni insanlarla tanışmak, yeni şeyler denemek normal gibi görünse de bazı kişiler için bu bir kabus. Neofobi olarak tanımlanan bu korku küçük yaşlarda başlayarak tüm yaşamı etkileyebiliyor. Uzmanlar bu korkuların çekingenlik gibi kişilik özellikleriyle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Yeni insanlarla tanışmaktan, farklı bir adım atmaktan, hatta değişik bir yolu kullanarak işe gitmekten dahi çekiniyorlar. Bu durumun psikolojideki karşılığı neofobi, yani yeni şeyleri deneme korkusu. Henüz bilinmeyen ve tecrübe edilmeyen değişimler bazı kişiler için yeniliklere karşı kapalı olunmasına neden oluyor. Bunun altındaysa konfor alanının dışına çıkma kaygısı yer alıyor. Uzmanlara göre yenilik korkusu olanların en kısa sürede psikolojik destek alması gerekiyor. Çünkü tedavi edilmemesi durumunda bu korku sosyal fobiye dönüşebiliyor. Beni sevmezler, beni beğenmezler, benim söylediklerimle alay ederler ve bunun benzerindeki düşüncelerin eşlik etmesiyle birlikte çok yoğun bir kaygı duymaları ve bu kaygıyla baş edemediklerinde de insanlarla tanışmaktan, konuşmaktan, iletişime geçmekten kaçınma davranışı gerçek sergiledikleri bir durumdur. Tedavi sürecinde başta aile olmak üzere kişinin çevresinin desteği büyük önem taşıyor. Bunu o yüzden bir kişilik özelliği olmaktan ayrı tutmak gerekir. Sen içe kapanıksın, sen utangaçsın, sen konuşamazsın, sen zaten başaramazsın gibi söylemler yerine biraz kişinin oradaki o kaygısını anlamak, daha motivasyonel, daha yargılamadan bir tutum sergilemek kişiye yardımcı olacaktır. Ailenin korkusu olan kişinin tedavisi devam ederken yeni şeyler denemesi için cesaretlendirmesi de öneriliyor. Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Erol, kaval kemikleri olmadan dünyaya geldi. Bacaklarının büyük bölümü de kısa bir süre önce enfeksiyon sebebiyle kesildi. Bu güçlüklere rağmen top oynamayı çok seven küçük çocuk tam bir futbol tutkunu. Tek hayali ise protez bacaklara sahip olup yaşıtları gibi koşabilmek. Beş çocuklu Erol ailesinin üçüncü çocuğu Muhammed. Kaval kemikleri olmadan doğdu. 8 ay önce ise enfeksiyon nedeniyle bacaklarının büyük bölümü kesildi. O ise tüm sıkıntılara rağmen yaşam enerjisiyle hayata sımsıkı tutunuyor. Ben protez bacak istiyorum. Senin gibi yürümek istiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed'in en büyük destekçisi annesi. Futbol tutkunu küçük çocuk her gün antrenmanları izlemek için annesiyle halı sahanın yolunu tutuyor. Kısa süreli de olsa arkadaşlarının arasına katılıyor. Topla buluşmanın keyfine varıyor. Karşıdan annesiyle beraber girdiğinde çok enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Sahaya inmek istiyor, top oynamak istiyor. O çok duygusal anlar oluşmaya başlıyor. Biz de elimizden geldiği kadar şartlarımız uyarsa onu oynatmaya çalışıyoruz.
Ben de protez bacakları için uğraşıyorum. 8 aydır protez bacak arayışına girdim. Belli bir miktar para gerekiyor. Ve benim maddi durumum olmadığı için ben bu protez bacakları karşılayamıyorum. Küçük Muhammed protez bacaklara kavuşmak için yardımsever ve yetkililerden yardım istiyor. Güzel yavrumuz, gözlerinden öpüyoruz. Tüm hayalleri gerçek olsun inşallah. Adana'da bir oto yıkamacı trafikte şiddeti azaltmak için çözüm arayışına girdi. Kavgalarda kullanmak için tutulan sopaları kendine teslim eden sürücülerin araçlarını bedava yıkamaya başladı. Adana'da trafikte şiddete hayır demek için aracın içerisinde bulunan bu şiddete yönlendirici aygıtları bize vermeniz karşılığında ücretsiz olarak arabanızı yıkayabiliriz. Tamam, teşekkür ederiz. Sopasını teslim edenin aracını ücretsiz yıkıyor. Adana'da oto yıkamacı olan Ramazan Özdemir'in dikkatini temizlediği araçların içindeki eşyalar çekti. Araçlar bize geldiğinizde, yıkamaya getirildiğinde araçları temizlerken araçların içerisinde şiddeti destekleyici maalesef sopa, ağrı kesici diye adlandırdığımız haydar, kesici, delici, şiddeti destekleyici bazı unsurlar görüyoruz. Trafikte şiddetin önüne geçmek isteyen Özdemir, her müşterisinden sopasını kendisine teslim etmesini istedi. Direnenler oldu, o da cazip bir teklif sunmaya karar verdi. Aracın içerisindeki şiddeti destekleyici unsurları bizlere vermesi karşılığında araçlarını ücretsiz olarak yıkıyoruz. Bu sayede yüzlerce sopa topladı Ramazan Özdemir. İçlerinde demir sopalar ve polis çopu da vardı. Özdemir böylece müşterilerinin bir anlık sinirle dönüşü olmayan tercihler yapmasını engellemiş oluyor. Ankara'da yaşayan 17 yaşındaki Şevval Koç doğuştan %90 görme engelli. Ailesinin desteğiyle 4 farklı enstrüman çalmayı öğrendi, yarışmalarda derece aldı. İşte görme engelli Şevval'in engel tanımayan yaşam hikayesi. Müzik hayatımın her yerinde. Müzik benim aldığım nefes gibi benim ihtiyacım olan bir şey. Aşk, tutku, her şey yani müzik benim için. Onun şifası da, umut ışığı da çok sevdiği müzik. %90 görme engelli Şevval Koç, dünyasındaki karanlığı müziğin notalarıyla aydınlatıyor. Şevval Koç, piyano, gitar, kanun ve bağlamadaki yeteneğiyle 2020 yılında yılın engelsiz müzik sanatçısı seçildi, ancak başarılarına yenilerini eklemek, farklı enstrümanlarda uzmanlaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Küçükken yaşadığı zorluklara rağmen Şevval Koç'un hayatında engel kelimesinin yeri yok. Nasıl olsa görmüyor diye, göremiyor ya da diye akran zorbalığı yaptıkları da çok oldu eğitim hayatım içerisinde. Şu anda ben piyano ve kanun aktif bir şekilde çalıyorum. Geçen yıl bağlama eğitimine başladım. Engelimi engel olarak görmüyorum. İnsan istediği zaman her şeyi başarabilir. Ankara'da yaşayan 17 yaşındaki Şevval, müzik yolculuğuna 6. sınıfta gitar çalarak başladı. Bugüne kadar 25 beste yaptı. Bestelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak en büyük isteği. Bestelerimi aslında ben yani duygularıma göre yapıyorum. Yani zaten ondan sonra yani direkt benim hissettiklerim çıktığı için bestelerimde aslında ben yaşıyor gibi bir şey oluyorum. 12. sınıfta okuyan Şevval ileride müzik öğretmeni olmak istiyor. Başarılarının devamını diliyoruz Şevval'in. Ve Erzurum'da 27 engelli ve yakını için 3 günlük kamp düzenlendi. Kamp kapsamında engelliler ilk kez Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti. Birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Yakınları da onların mutluluğuna ortak oldu. Teleskopla gökyüzünü keşfettiler. Dev salıncakta heyecan dolu anlar yaşadılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi eğitimlere katılan engelliler ve yakınları için kamp düzenledi. Adrenalin yüksek, gayet hoş ve güzeldi. İlk defa denedim, heyecanlandım. İnsanların içerisine çıkıyoruz, biraz da insanlar gibi kendimizi normal hissediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Her şey çok harika. İnsanları burada eğlendirmek çok müthiş bir şey yani, anlatmakla olmaz. Gerçekten yaşamak lazım.
3 gün süren kampta farklı yaşlarda 27 engelli ve yakınlarına seminerler verildi, etkinlikler düzenlendi. Erzurumlu çocuklar ve gençler Palandöken Dağı'nda dev salıncağa bindi. Onların bu heyecanına aileleri de ortak oldu. Bu kadar beklemiyordum. Kendimden bu performansı da beklemiyordum açıkçası. İyiydi, güzeldi, eğlendi. Korktun mu hiç? Yok, korkmadım. Korksaydım şarkı söylemezdim. Çocuklarımız neşeli oldunuz, biz de neşeli oluyoruz. Engelli bireyler etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Kaplıca suyu 7000 yıllık geçmişe sahip. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada suyun deri hastalıklarına karşı etkili olduğu belirlendi. Kaplıca tesislerinin bulunduğu bölgede fizik tedavi merkezinin kurulması için çalışma başlatıldı. İzleyeceğiz. Kısa bir ara, saat başında buradayız. Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak akıyor. Çağlar boyu insanlığa fayda sağladığı tespit edildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Kaplıca'nın atıl kalması sonucu yetkililer harekete geçti. Devlet desteğiyle bölgede Tokat termal tesisleri kuruldu. Tesisler ziyaretçilerini ağırlarken bilim insanları da suyun geçmişini araştırmak için çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalarda suyun 7000 yıldır aktığı belirlendi. Suyun hastalıklar üzerindeki etkisine dair iddialarda bilimsel çalışmalara konu oldu. 10 yıl süren titiz çalışmalar suyun şifasını ortaya çıkardı. Sonuçlar resmi kuruluşlar tarafından teyit edildi. Gerçekten de melanoma, yani deri kanseri üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda deri kanseri hücre hattı üzerinde etkili olduğunu gözlemledik. Bununla ilgili çalışmamız da TÜBİTAK'ta onaylandı. Bilimsel araştırma için patent başvurusu da yapıldı. Çalışma yayınlanacak makaleyle dünyaya duyurulacak. Bilim insanlarının ispatı hastalarında tedaviye yanıt vermesiyle birlikte bölgedeki devlet yatırımlarında da ciddi bir artış var. Kaplıcalar mevkiinde yükselen fizik tedavi hastanesi ile birlikte vatandaşların şifalı su ile buluşması sağlanacak. Saniyede 6,5 litresi üniversitemize tahsis edildi. Yer tahsisi yapıldı. Ve biz orada 100 yatak kapasiteli bir termal tedavi hastanesini şu anda inşaatını devam ettiriyoruz. 2023 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz ve hastaların hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kaplıcaların termal sağlık turizminde gözde adreslerden olması bekleniyor. Yeniden merhaba. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 12 Ağustos 2022 Cuma bugün. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Dün bugün devam ediyor. 3. bölümle karşınızdayız. Ve yine bu bölümde de ülkemizden ve dünyadan önemli gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yeni güne birlikte başladık. Saat 7 itibariyle devam ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kredi kooperatifleri marketlerinde büyükbaş hayvan etinin %30-35 indirimle satılacağını açıkladı. Bu indirim piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek dedi. Erdoğan, indirimlerin temel gıda ürünlerinde de uygulanması için talimat verdiğini söyledi. Tarım kredi kar amacıyla satış yapmayacak, vatandaşımızı koruyacak diye konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ve bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Koyun ve kuzu etindeki %25'lik indirimi hatırlattı. Büyükbaş hayvan etinde de indirim uygulanacağını açıkladı. İndirimin temel gıda ürünlerine de yansıtılması için talimat verdiğini söyledi. Sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı vesaire, bunda mı? Hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire, aklınıza ne gelirse, zeytinyağı, ayçiçeği, bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu: başa baş noktası,
Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapımı tamamlanan hidroelektrik santralinin açılışında konuştu. Gündeminde Türkiye ekonomi modeli de vardı. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır dedi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme stratejisine dayanan ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kamu kurumlarına uyarı geldi. E-Devlet'te yer alan verilerin vatandaşlardan ayrıca belge olarak talep edilmemesini istedi. Vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmasını istemiyoruz dedi. Oktay, E-Devlet'in 60 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaştığını da açıkladı. Bürokrasinin azaltılması yönünde artık kamu kurumlarımız hali hazırda E-Devlet veri tabanında olan verileri vatandaşlarımızdan belge olarak talep etmemelidir. Vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmasını istemiyoruz. Kamu kurumlarına uyarıda bulundu. Vatandaşlara zorluk çıkarılmamasını istedi. Biz hali hazırda yine bu belgelerin vatandaştan istendiğine dair bilgiler alıyoruz, geri bildirimler alıyoruz. Sizlerden de bizim ricamız, kendi bakanlıklarınızda bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarınızda bunu çok yakinen takip etmenizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe'de bürokrasinin azaltılması ve Dijital Türkiye toplantısına başkanlık etti. Daha hızlı ve güvenilir kamu hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurguladı. E-Devlet'e ilişkin son verileri paylaştı. Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu Türkiye.gov.tr bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Vatandaşlarımızın %95'i Türkiye.gov.tr'yi hamdolsun memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Fuat Oktay, askerlik işlemlerinin takip edileceği askerliğimle veraset işlemlerinin yapılacağı Varis Muris ekranının da çok yakında hizmete sunulacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye ekonomisinin zorlu koşullara rağmen güçlendiğini söyledi. Cari dengede daha iyi noktalara geleceğiz dedi. Nebati, akaryakıtta yüksek vergi alındığına yönelik iddialarında gerçek olmadığını vurguladı. Avrupa Birliği ülkelerinden %14 daha düşük vergi alınıyor dedi. Ekonomimiz zorlu küresel koşullara rağmen dinamizmi koruyarak güçlenmeye devam ediyor. Kamu maliyesindeki sağlam ve ihtiyatlı politikalara vurgu yaptı. Dünyadan pozitif ayrışıyoruz dedi. Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar, yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde de 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Cari işlemler dengemizde de inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Kredilerin yatırım, ihracat ve istihdama yönlendirildiğini söyledi. Enflasyondaki ataleti kıracak, selektif kredi politikalarını ve makro ihtiyati tedbirleri de uygulamaya almaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakan Nebati'nin gündeminde akaryakıtta yüksek vergi alındığına yönelik iddialar da vardı. Son derece hatalı, hiçbir gerçekliği olmayan bir bilgi dolaşıyor. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamalarının yaklaşık %14 daha düşük seviyesindedir. Bakan Nebati, uluslararası yatırımların artması için destek mekanizmaları geliştirdiklerini de söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman ve baş öğretmenlik sınavı öncesi örnek kitapçık yayımlanacağını açıkladı. Öğretmenlerimiz tedirgin olmasın dedi. Özer, Sakarya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısında konuştu. İstirahımız, aramıza kimseyi sokmayalım. Biz birlikte
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problemin olmadığına inanıyoruz. Buraya gelmeden önce de bakan yardımcılarımızla bir toplantı yaptık. Dedik ki ya bu niye böyle bir sıkıntı var kamuoyunda? Dedik bir yardımcı da olalım biz bakanlık olarak. Çünkü ilk defa sınav yapılacak. Belki öğretmenlerimiz tedirgin. Sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz bir şekilde kaygılanıyorlar. Bittiği zaman görecekler. 19 Kasım'daki sınavdan sonra görecekler. Ve eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik. Ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman öğretmenlikle baş öğretmenlik sınavının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde inşallah yayınlayacağız onu da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye rejimiyle yıllar sonra yapılan ilk üst düzey temasa dair önemli bir açıklama yaptı. 10 ay önce Belgrad'daki uluslararası bir toplantıda Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbette bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede Suriye'de tek çıkar yolun uzlaşı olduğuna dikkat çektiğini belirtti. Suriye muhalefetiyle rejim arasındaki bir barışa destek olacakları mesajı ilettiğini duyurdu. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. Suriye rejimiyle uzun yıllar sonra ilk üst düzey teması bu sözlerle değerlendirdi. 10 ay önceki görüşmenin içeriğini paylaştı. Bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu, teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Ama diğer taraftan yani muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda yani buna destek olabileceğimizi de söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı kapanışında düzenlediği basın toplantısında yaptı bu açıklamaları. Suriye'nin kuzeyine olası bir harekat konusunda net mesajlar verdi. Operasyonda kimse başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Hem bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya ile varılan üçlü mutabakata dair son durumu da paylaştı. Taahhütlerin yerine getirilmesinin takibi için kurulan mekanizmanın ilk toplantı tarihini açıkladı. İsveç ve Finlandiya'dan henüz bu belgede veda açıklamalarıyla taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz. İlk toplantısını onların biz Temmuz ayında da bir araya gelme teklifinde bulunduk. Çünkü onlar da Ağustos ayını teklif ettiler ve 26 Ağustos'ta bu mekanizma ilk toplantısını inşallah gerçekleştirecek. Çavuşoğlu Yunanistan'ın son dönemdeki provokatif adımlarını da değerlendirdi. Türkiye'nin sorunların çözümü için ortaya bir irade koyduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu Yunanistan zamanı oynuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere hiçbir şekilde yer olmadığını, buradan gelebilecek saldırılara da kayıtsız ve hareketsiz kalmayacaklarını söyledi. Yunanistan'da son günlerde yaşanan sorunlara da değinen Akar, Yunanlı bazı siyasilerin Türkiye karşıtlığı yaparak iç politikada kendilerine prim sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye bir tehdit değil, güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik dedi. Teröristlere kim destek verirse versin, onların arkasında kim olursa olsun biz bu asil milleti bu terör bilasından kurtarmakta kararlıyız, azimliyiz ve çok şükür buna muktediriz. Terörle mücadeledeki kararlılığın bir kez daha altını çizdi, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına dikkat çekerek buradan gelecek saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Özellikle son zamanlarda Tedrifat'tan ve Minmiş bölgesinden tacizler, tecavüzler arttı. Orası adeta bir terör yuvasına, terör yatağına döndü. Ve biz diyoruz ki bu taciz ve saldırı girişimleri olduğu takdirde bunlara tereddütsüz arkadaşlar misliyle karşılık verdik, vereceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Soruyor ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar Yunanistan'da yaşanan sorunlara değindi. Türkiye'nin diyalog çağrısına rağmen özellikle Yunanistan'daki bazı siyasilerin şahsi emelleri doğrultusunda provokatif şekilde eylem ve söylemlerini arttırdıklarını söyledi. Bunların bu Türkiye'ye karşıtlığı iç politikada kendilerine prim getiriyor. Doğru ve yanlış.
düşüncesiyle sürekli şekilde efendim Türkiye'ye karşı eyleme söylemini sürdürüyorlar ve kendi şansı ikballeri için kendi ülkelerinin de kendi vatandaşlarının da hakkını, hukukunu, rahatını, huzurunu bozmak pahasına bunu sürdürüyorlar. Bakan Akar, Türkiye'nin komşularına yönelik bir tehdit olmadığını, her zaman barıştan yana bir politika izlediğini vurguladı. Türkiye tehdit değil. Türkiye gerçekten güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Bizim tek amacımız var, barış ve istikrar için Ege'de, Akdeniz'de, Akdeniz'in dostluk denizi olması temenni ediyoruz biz. Emniyet yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza attı. Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mıhçı tutuklandı. Suriye'nin Azezmare bölgesinde de bir canlı bomba yakalandı. Hedefi İstanbul'da bombalı saldırı yapmaktı. İran üzerinden Türkiye'ye girdi. Emniyetin başarılı operasyonuyla Fatih'te yakalandı. Yakalanan kişi terörist Mehdi Mıhçı. 2014'te PKK-KCK'nın kırsal yapılanmasına katıldı. Terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer aldı. Bomba eğitimi verdiği tespit edilen terörist hakkında yakalama kararı vardı. PKK'lı teröristin terör örgütü elebaşılarından Murat Karayalan'ın talimatıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bombalı saldırı yapmayı planlayan teröristi İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe aldı. Terörist Fatih'te düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıktı. Yanında da başka bir terörist vardı. İkisi de gözaltına alındı. Mehdi Mıhçı'nın irtibatlı olduğu başka bir terörist daha tespit edildi. O da Manisa'nın Akhisar ilçesindeki operasyonla gözaltına alındı. PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Soylu, Azez'de de bir canlı bombanın yakalandığını açıkladı. PKK terör örgütü mensubu Ebu Ali Kodatlı Hasan Najjar'ın üzerinden 1,8 kilogram C4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat çıktı. Bakan Soylu, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri kararnamesi yayımlandı. 11 ilin emniyet müdürü değişti. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Ayrıca mülki idare amirleri atama kararnamesiyle de 422 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 11 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü oldu. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü olurken Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya getirildi. Kararnameyle vekaleten görevlerini sürdüren Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkan Çetiner görevlerine asaleten atandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Kastamonu İl Emniyet Müdürü oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ise merkeze alındı. Öte yandan resmi gazetede yayımlanan bir diğer kararnameyle 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki idare amirleri atama kararnamesiyle İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yeri değişmiş oldu. Kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı. Koronavirüste günlük vaka sayıları yükseliyor. Can kayıpları da bir haftada %100 arttı. Vaka artış hızındaki düşüşün ise sevindirici olduğunu belirten uzmanlar sonbahardan önce aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Haftalık vaka sayısı 400 bini geçti. Önceki hafta günlük 52 bin olan ortalama vaka sayısı 58 bine yükseldi. Uzmanlara göre koronavirüste vaka artış hızı ise oransal olarak düşüyor.
Bir önceki haftayla geçtiğimiz haftayı kıyaslayınca da vaka sayısındaki artış %10 düzeylerine düştü. Tabi bu bizim için çok sevindirici. Epidemiyoloji bilim bize söylüyor ki belli bir doygunlaştıktan sonra vakalar aşağı doğru dönüyor. Vefat oranları ise ciddiyetini koruyor. Vefatlarda geçen haftayla bu haftaya kıyasladığımızda %100 bir artış var maalesef. Günlük 58 bin vaka var ama günlük yaklaşık olarak 48 vatandaşımızı koronavirüsten kaybediyoruz. Sonbahar döneminde kalabalıkların artacak olması endişe yaratıyor. Uzmanlar bu nedenle hatırlatma dozlarının yapılmasını tavsiye ediyor. Beklemeye gerek yok. Zaten hatırlatma dozu olursa da o zaman yine geldiği zaman süre 6 ay geçtiği için yine bir doz aşı olunabilir. Önemli olan şu an korunmak. Çünkü rakamlar hiç az değil sizin de gördüğünüz gibi. Kış dönemi içinse yeni aşılar yolda. BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Omikron'un yeni versiyonlarına uygun aşının Ekim ayında kullanılabileceği açıklandı. Bu aşıların dünya genelinde vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor dedik. Uzmanlar özellikle çocuklardaki vaka artışı konusunda uyarıyor. Peki bu dalga ne zaman sona erecek? Yeni bir dalga tehlikesi var mı? Detaylar haberimizde. Vaka sayıları İstanbul'da düşüş eğiliminde. Ancak Türkiye genelinde artmaya devam ediyor. Vaka sayıları bayram sonrasında hızlı bir şekilde artmıştı. Özellikle İstanbul'da pik yaptıktan sonra Anadolu'ya yayılmıştı. En çok merak edilen de bu dalganın acaba ne zaman sönümleneceği. Vaka sayılarında büyük bir artış var. Bu bir süre pik dönemini yaşayacağız, göreceğiz. Ondan sonra plato çizer, yavaş yavaş azalmaya başlar. Peki salgında yeni bir dalga bekleniyor mu? Maske takan yok, aşılama oranları son derece düşük ve hatırlatma dozlarını yaptıranların oranı da Türkiye için söyleyeyim %30 bile değil. Tüm bunları toparladığımızda evet sonbaharda vakalar artacak. Koronavirüsün çocuklar arasında da yayılmasının yeni dalgayı tetiklemesi bekleniyor. Çocuk hasta sayısı giderek artıyor. Çocuk polikliniklerine gelen hasta sayıları artıyor. Bir de Eylül ayı itibariyle okulların açılacağını dikkate alırsak ve çocukların henüz aşılanmamış olduğunu da hatırlarsak çocuk vaka oranları da sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte artacak. Uzmanlara göre hastalığı önlemenin tek yolu tedbir alıp hatırlatma dozu aşılarını yaptırmak. Kıbrıs Rum kesimi Aliyev-Tatar görüşmesinden tedirgin olduğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'ın Konya'da bir araya gelmesinin ardından Rum tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınıyor korkusu oluştu. TRT Haber'e konuşan Ersin Tatar Rumların bu tavrını çaresizliklerinin göstergesi olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da bir araya geldi. Adadaki Rumlar bu samimi görüntülerden rahatsız oldu. Kıbrıs Rum kesiminde Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak korkusu oluştu. Rum tarafının Dışişleri Bakanlığı Aliyev'in Tatar'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak takdim etmesinden rahatsız oldu. Görüşmeye ilişkin kabul edilemez yorumunu yaptı. Azerbaycan'ı Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerinden hedef aldı. Rum kesiminin Avrupa Birliği üyesi olduğu hatırlatılarak bu konuda çalışma yapılacağı öne sürüldü. Yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik çirkin sözlere yer verildi. Rum medyası da görüşmeyi manşetlerine çekti. Öfke ve düşmanca eylem başlıkları kullanıldı. Rum kesiminin açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adadaki Rumların Türklere karşı zihniyetinin değişmediğini belirtti. Tatar, Rumların tüm engellemelerine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesinin zaferle sonuçlanacağını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Tatar, Rumların tavrını çaresizliklerinin göstergesi olarak değerlendirdi. Rumların bu çığırtkanlıkları dikkate alınmamalı dedi. Sayın seyirciler bir son dakika bilgisini paylaşalım sizinle. Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 9.07'de ve yerin 5,5 kilometre derinliğinde olan depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı
olmadı. Tekrar edelim, son dakika bilgisi ekrana da yansıyor. Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 9.07'de ve yerin 5,5 kilometre derinliğinde olan depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yok. Devam edelim kaldığımız yerden. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kısas operasyonu sonrası kontrol altına alınan Buzduh Dağı ve bazı önemli yüksekliklerde ikmal yolları için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakanlık ilk kez kontrol altına alınan o noktalardan görüntüler de paylaştı. İslam İşbirliği Teşkilatı ise Ermeni güçlerin bir Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıyı kınadı. Burası Azerbaycan'ın Kelbecer şehrindeki Buzduh Dağı. Geçtiğimiz hafta Ermeni güçlerine karşı başlatılan kısas operasyonunda ele geçirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan bayrağı çekilen Buzduh Dağı ve çevresinden görüntüler paylaştı. Yapılan açıklamada Buzduh Dağı ve bazı stratejik yerlerde mühendislik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni güçler 3 Ağustos günü Azerbaycan mevkilerine saldırıda bulunmuş, bir asker şehit olmuştu. Azerbaycan ordusu saldırı sonrası bölgede kısas operasyonu başlatmış ve Buzduh Dağı'yla birçok stratejik yükseklik kontrol altına alınmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı Ermeni güçlerin bir Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada Erivan'a 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Litvanya Posta Teşkilatı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının görseline posta pulu olarak bastı. Pul postanelerde ve internette satışa sunuldu. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Litvanya'da tarihe geçti. Litvanya Posta Teşkilatı halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını ölümsüzleştirdi. Türk İHA'sı için özel bir posta pulu bastı. Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı. Pulun üzerinde uçan bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alıyor. Posta pulları 2 avrodan postanelerde ve internette satışa sunuldu. Basılan bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan, en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak. Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon avro toplandı. Fransız dalgıçtan bir dünya rekoru daha geldi. Serbest dalışçı Gerald Arnaud çift paletle 120 metreye daldı. 3 dakika 36 saniyede tamamladığı dalışıyla kariyerindeki 7. dünya rekorunu elde etmiş oldu. Fransız serbest dalgıç çift paletle derin dalış dünya rekoru kırdı. Gerald Arnaud çift paletle 120 metre derinliğe indi. Arnaud'un dalışı 3 dakika 36 saniye sürdü. Muhteşem bir dalıştı. Başardığıma inanamıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu disiplinde birkaç yıl önce ulaşabileceğimizi hayal bile edemeyeceğimiz bir derinlik. Bahamalarda her yıl düzenlenen dikey mavi yarışması 26 yaşındaki sporcuya 3 rekor getirdi. Arno, 41 sporcunun yer aldığı yarışmada ilk gün 117 metre ile organizasyon rekoru kırdı. Yarışma sürecinde 6 dalış gerçekleştirme hakkı bulunan serbest dalgıç, daha sonraki günlerde bu rekoru geliştirdi ve 120 metrelik inişiyle dünya rekoruna imza attı. Bu, Arno'nun kariyerindeki 7. dünya rekoru oldu. Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından Saraybosna Film Festivali bugün başlıyor. Bu yıl 28.si düzenlenen festivalde TRT ortak yapımı ve TRT ödüllü 6 film yer alacak. Festivalin açılışı Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filmiyle yapılacak. Avrupa'nın beyaz perdeye ilişkin en prestijli organizasyonlarından Saraybosna Film Festivali başlıyor. Bosna Hersek'te bu yıl 28.si yapılacak festivalde sinema severler 62 ülkeden 235 filmi izleme imkanı bulacak.
Festival İsveçli yönetmen Rubin Aslund'ın TRT ortak yapımı Altın Palmiye ödüllü filmi Hüzün Üçgeni ile açılacak. Saraybosna'nın Kalbi Onur ödülü de bu yıl sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı Aslund'a verilecek. Festivalde 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü film gösterilecek. Ana yarışma seçkisinde TRT ortak yapımı Klondike ve TRT ödüllü Balat filmleri yer alacak. Bosna'nın ödüllü yönetmeni Ayda Beg için yönettiği Balat filmi, dünya premierini Saraybosna Film Festivali'nde yapacak. Festivalin endüstri bölümüsüne linkte de TRT ortak yapım ödülü kazanan Gün Yüzü ve Tereddüt Çizgisi isimli projeler gösterilecek. Ayrıca TRT ortak yapımı Birlikte Yalnız da dünya premierini Saraybosna Film Festivali kısa film yarışmasında gerçekleştirecek. Dün bugün de bugünlük son haberimizde stüdyoda sevgili Gülçin Üstüncan var. Az sonra da Ekonomi 7/24 bu ekranda olacak. Gülçin günaydın. Hangi başlıklar var bu sabah? Günaydın. Artık haftayı tamamlıyoruz. Yücel Tongçerbaş konuğumuz. Dolayısıyla aslında bugün biz ağırlıklı olarak piyasa konuşacağız. Yatırımcı ne yapsın sorusuna profesyonel bir yanıt alacağız. Evet, iyi yayınlar. Biz de merakla ve ilgiyle izleyeceğiz. Ekonomi 7/24'ü biz de hem bugünlük hem de bu haftalık veda edelim. Bu hafta da bizi yalnız bırakmadınız. Tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler efendim. Pazartesi sabah saat 7'de. Dün bugün de yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.